Hadi gir ruhuma sar beni, çal fikrimi delirt beni. Fırtınalar kopar içimde, unuttur bana kendini. Hadi gir ruhuma sar beni, çal fikrimi delirt beni. Fırtınalar kopar içimde, unuttur bana kendini. Hadi gir ruhuma sar beni, çal fikrimi delirt beni. Fırtınalar kopar içimde, unuttur bana kendini. Hoş geldiniz. Sevgili seyirciler, ATV ekranlarından Esra Erol'da programından herkesi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpüyorum. Üç ayların başlangıcı müjdeleyicisi Regaip Kandiliniz mübarek olsun. Bu vesileyle de inşallah herkes birbirini arar. Arada bir dargınlık, küslük varsa bu sebeple de bu güzel, anlamlı gün itibariyle de sona erer. Hoş geldiniz. Stüdyoma ve ekran başına. Kırklar elinden bir grup gelmiş, öyle söylediler, doğru mu? Evet. Yani stüdyodaki tüm hanımefendi ve beyefendiler kırklar elinden mi geliyor? Edirne. Hepsi değil, bir bölümü. Çorlu'dan gelen var. Lüleburga. Yani yine hep aynı bölgeden geliyoruz, şahane. Buyurun lütfen. Beyefendi eşiniz mi? Hayır, kardeşim. Kardeşiniz, grup sorumlumuz. Pardon. Grup sorumlu. Olduğu için ona sözü verdim. Kadın olduğu için ona söz verdiniz. Evet, bravo. Kardeşim, bu kadar bana söz verdi. Kadının içerisinde ben... zaten bir şey yapamazsınız. Evet. Buyurun. Evet. Bizler Edirne Kırklareli Lüleburgaz grubuyuz. Çorlu grubuyuz. Sizlere çok kucak dolusu selamlarımızı getirdik. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sizleri yani çok seviyoruz. Aynı otobüsle beraber ortak hareket ederek yola çıktınız, evet, ve buraya, evet, geldiniz. Tamam. Evet. Bir grup olmanız bundan kaynaklanıyor. Evet. Teşekkür, evet, ediyorum. Hoş, evet, geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. İzleyen herkese sevgiler, selamlar. Buyurun lütfen. Buyurun. Almanya'dan geliyorsunuz. Çok teşekkür, özellikle, ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Geldim. Kızım bana sürpriz yapmış. Nasıl başladı sürpriz sabah? Bilmiyorum. Kızım bana dedi ki anne... Hazırlan gidiyoruz. Hazırlan gidiyoruz. Ama neyle kızım? Anne dedi ben seni Esra'ya götürüyorum. Sen çünkü çok seviyorsun dedi. Ay. Özellikle ben Karslıyım. Eşiniz de... Hemşerisiniz. Hemşerimiz yani. Oluyor. Peki. Kız kardeşimle Kars'a da selamlar geldik olsun bu arada. Sağ olun, teşekkür, çok teşekkür ederim. Ederim. Ne güzel bir sürpriz yapmışsınız. Yani annenizin gönlünü kazanmak, evet, onu mutlu edebilmek için düşünmek, planlamak ve harekete geçmek çok kıymetli bir şey. İnşallah sadece burası için değil, yani anne babanızı mutlu ettiğinizde, ya yani küçük bir şey yaptığınızda onlar bir yıl bununla, ah benim kız bunu yaptı, benim oğlan bunu yaptı diye sevinçle dolaşıyorlar. Onların gönüllerini kazanın. Sevgili seyirciler, ilk konuğumu davet edeceğim. Bir anne sürütüyordu, Yeşim Suvan. 18 yaşındaki kızı kayıp. Aslında komşum, aynı zamanda onun spor hocası olan Kemalettin isimli kişi tarafından kaçırılıyor. Sevgili seyirciler, 18 yaşında bir genç bir kızın, benim için çocuk, çocuğun yanında 54 yaşındaki bir insan olur mu ya? Bakın arada 36 yaş fark var. Ve uzun bir süredir Kemalettin isimli kişi spor hocası olması sebebiyle, kızın hayatında olması sebebiyle onu duygusal anlamda istismar ediyor. Kızını aramak üzere annemiz geliyor, buyursunlar. Hoş geldiniz. Nefes aldıkça Esra Erol hep var. Sağ olun, çok teşekkür ederim. İnşallah bir an önce kızınızla da sizi kavuştururuz. Gelin böyle. Çok olduk da çok istedim oturmayı ama buraya nasip oldu. Seyirci olmak istediniz. Çok istedim. Ama ben kızımı bulmaya geldim. Kızım beni istemiyor. Çok kızım seviyorum. Kızım sizi istemiyor değil. Şu anda yaşamış olduğu durum ve onu etkilemiş olan insan, onun doğruyu düşünme, doğru hareket etme konusundaki aslında düşünce yapısını etkilediğini düşünüyorum ben. Buraya gelirken de mesajlar atmış bana. Hatta programda da okudular. Oraya çıkınca geleceğimi mi sanıyorsun? Beni tamamen kaybedeceksin. Olsun, biz en azından... Ben o adamı rezil etmek istiyorum. Kızımı almak istiyorum. Kızınızı inşallah Manolo ile inşallah iletişim kurarız. Gelin böyle Yeşim Hanım. Böyle buyurun lütfen. Sevgili seyirciler, tabii ki 18 yaşında olması Manolya'yı reşit yapıyor. Yani kendi kararlarını alıp
kendi istediği yoldan ilerlemesi için onun iradesini serbest kılıyor. Ama gerçek şu ki 18 yaşındaki Manolya'nın hayatında ve yanında olan kişi 55 yaşındaki Kemalettin Doğan. Onu onun iradesini etkiliyor. Anne programa gelmeden önce, yani program mülakatında şunu belirtmiş. 26 Aralık tarihinde kızım kayıplara karıştı. Yanına sadece kimliğini alarak evi terk etti demiş. Hiçbir eşya İstanbul, olmadı, Anadolu, hiçbir şey. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na annenin kızın kaybıyla ilgili ve aynı zamanda onu kaçıran ve şu anda yanında bulunan Kemalettin Doğan'la ilgili yapılmış olan bir şikayeti de var. Bu da bizim için çok önemli. Çünkü kızının 18 yaşında olduğunu, bu kişinin komşusu olduğunu ve aynı zamanda kızına ait mahrem görüntülerin bu kişinin telefonunda olduğunu bildiği için kızının belki de tehdit ve şantajla tutulduğunu iddia ederek ve söyleyerek şikayetçi olmuş. Hoş geldin Yeşim Hanım tekrar. Olay 26 Aralık'ta başlıyor ama onun öncesi de var. Kemalettin ve Kemalettin'in eşi sizin komşunuz, evet. Aile dostunuz. Bizim evet. Ülkemizde komşuluk çok kıymetlidir. Her şeyi onlarla paylaşırız. Aile gibi oluruz ve birbirimize güveniriz. Yani mesela evinizin anahtarını kime verirsiniz? Komşuya verirsin. Bak evinin anahtarını, evin içerisinde sana ait her şey var. Özel eşyalarım var, takılarım var. Niye veririz komşumuza, hele güvendiğimiz komşumuza? Çünkü benim ona emanet ettiğim şeye benden daha iyi bakacaktır diye. Bu Kemalettin Doğan isimli kişi ve eşi sizin komşunuz. Komşumundu. Ailece görüşmüş olduğunuz insanlarmış. Kızımın da bu Best Yoluk'tan okuyordu, lisedeydi. Spora yatkınlığı evet, var kızınızın. Evet, spora da okuluydu. Bunun da adamın da Best Yoluk üzerine yani boks şeyi vardı. Orada spora savunma gidiyordu. Savunma sporlarında evet. Hoca. Sporları yani ben her şekilde bu adamın ceza almasını istiyorum. Yeşim, şimdi bu kişi hem komşunuz hem de kızın spor yatkınlığı olan, beden eğitimine hazırlanan evet. Bir genç kız. Bir hocaya gidecekse kime güvenirsin? Yani ya dibimdekine, komşuma dedim. Komşuna, Kemalettin'e. Kemalettin'e diyorsun ki sen bunun hem komşusu olarak, ağabeyi olarak, aynı zamanda hocası olarak bunun koruyucusu ol. Evet. Sen bunu spor anlamında, sporcu da ahlaklıdır evet. Ya. Sen bunu koru, kolla, istediği, hedeflediği kariyer için hazırla diyorsun. Evet. Kızınız kaç yıldır Kemalettin Doğan'ın spor okuluna ya da spor kursuna gidiyor? 14 yaşından beri gidiyordu ama bu ilişkisi 14 yaşından beri varmış kızımla birlikte. Alev, kızım dön bana yavrum dön. Siz bunu neye dayanarak söylüyorsunuz uzun yıllardır? Yani reşit olmadığı sonradan, süreçten beri. Sonradan öğrendim ben bunları eşinle, karısınla falan konuştukça. Yani eşi Akile Hanım bu durumu biliyor muymuş? Niye ya ben Akile'yle çok aşırı samimi komşumdu. Bir gün Akile benimle daha konuşmamaya başlayınca Akile niye konuşmuyorsun, niye aramıyorsun beni? Ne zaman sizle Akile Hanım iletişimi kesti? Yaklaşık Ağustos sonu falan. Ben bu fotoğrafları yakaladığım zaman işte. Ya da oradan başlayalım. Siz fotoğrafları ne zaman yakaladınız? Ne gördünüz o fotoğraflarda? Ağustos sonu fotoğrafları yakaladım işte. Yani şüphelendim kızımdan. Hani eşim söyledi defalarca bu fotoğrafları yakalamadan önce. Hemen ses çağır. Bu arada bunu söylemeyin. Bu bir canlı yayın olduğu için o sırada sesçi arkadaşım gelsin, mikrofonu düzelsin. Mühim olan burada bizim iyi ve sağlıklı iletişim. Arkadaşlar kamerayı hiç beklemeyin. Hemen dakikasında en hızlı şekilde İletişimi kuralım. Siz diğer mikrofonu takıp eğer açtıysanız, siz aslında kızınızın Ağustos öncesinde bir takım hareketlerinden şüpheleniyorsunuz ve rahatsızlık duyuyorsunuz. Ağustos öncesi hiçbir şekilde şüphelenmedim. Eşim birkaç sefer söyledi, olur mu imdat ya, olmaz öyle şey, olmaz öyle bir şey. Ne dedi eşiniz? Ya var dedi, bunda bir şeylik var, bunda bir şeylik var dedi. Aa, saçmalama dedim. Manolya hani baba garip yaşında. Davranıyor. Evet. Nasıl garip davranıyor? Spora yani geç gidiyordu. Kızım dedim bu saatlerde de spor mu alır dedim, hep söylüyordum. Hangi hep söylüyordum. Saatleri kullanıyordu? Akşam 9, 9:30. Yani eşim söyledikçe saçmalama dedim imdat dedim, saçmalama. Sık sık gece çıkıyordu. Evet. Yani spor yapılma saatlerin dışında saatlerdi. Evet. Bu şüphelerinizle ya insanda şüphe oluşunca araştırmaya başlar. Yapmış olduğunuz araştırmalarda Manolya ile ilgili bir şey arıyorsunuz. Karşınıza çıkan nedir? Ya işte akşamları dışarı çıkıyordu. Nereye gidiyorsun kızım dedim. Yürüyüşe çıkıyorum. Yürüyüşe dolaşmaya çıkıyorum.
Ama sonradan öğrendik ki hep o adamla birlikte gidiyormuş. Siz kızınızın telefonunda Manolya'nın ve Kemalettin'in bulunduğu fotoğrafları mı gördünüz? Evet. Yok, telefonunda görmedim. Odasında buldum bu fotoğrafları. Ve elinde şu an ekrana gelen fotoğraflar mı? Yok, burada yok. Burada yok. Ha şu. Yani bu. Samimi oldukları, sarıldıkları fotoğraflar. Evet. Peki siz bu fotoğrafları kızınıza gösterdiniz evet, mi? Evet, gösterdim, konuştum. Açıklaması ne oldu? Hatta ben dedim tam konuşamam diye bir arkadaşımı çağırdım. Arkadaşım da hem onunla samimi, kızımla samimi, benimle de samimi. Onunla konuştuktan sonra hatta benimle konuşamayacağı şeyler var. Annenle birlikte konuşamazsan dedi. İstersen bana öyle birlikte konuşalım dedi. Biz ayrı bir eve çıktık, komşumuzun başka bir eve. Konuştu onunla. Sonra konuştuktan sonra çağırdılar bizi. Bayağı bir uzun süre konuştular kızımla. Gelebilirsiniz diye geldik. Sarıldı bana. Anne dedi bitti de. Ha pardon. Anne bitti dedi. Direkt bana böyle durdu. Bitti. Ne bitmiş? Kızım dedim bitti derken ne bitti dedim. Ne bitti hani bitti ama ne bitti? Boksa gitmeyeceğim daha dedi. Boksa derken dedim hani ne? Tamam dedi bitti her şey bitti artık dedi. Kemalettin benimle duygusal bir ilişki yaşıyor. Benimle iletişimi bir komşu ve eğitimci olmasının dışında farklı bir şekilde bana yaklaşıyor. Evet. Ve bunu ben bitiriyorum. Evet. Dedi. Evet. Siz kızınızdan bu sözü aldınız. Evet. Sonraki süreçte Akile Hanım'la sordum, Kemalettin Doğan'ın eşiyle iletişim kurdunuz. Hatta mı? Ben sordum kızıma ondan mı başladı senden mi başladı dedim. O tek şey yaptı dedi. Hı hı. Eşiyle konuştuktan sonra işte sonra dedim hani Akile benimle neden konuşmuyorsun? Neden şey sen daha iyi bilirsin dedi. Niye Akile ne oldu dedim. Sen daha iyi biliyorsun. Niye dedim ne oldu ki söylesene bana dedim. Sonra dedi böyle böyle dedi Manolya'nın dedi kızının dedi. Şey yap dedi böyle böyle öylelikle öğrendim. Kızının böyle böyle ne? Yani ilişkisi kocamla birlikte dedi. Birlikteliği şeyliği var dedi. Hatta ben de nereden? O zaman daha yeni yakalamıştım bu fotoğrafları. Peki o eşiyle kızının bir ilişkisi olduğunu onu nereden da yakalamış anlamış? Biraz bir şeyler. O da yakalamış. Ne yakalamış? Fotoğraflar hani bir şey yani görüşme hissetmiş. Hissetmiş. Hı-hı. Bir gariplik olduğunu fark evet. etmiş. Ama bunu gelip size açıkça bakın benim kocam 54 yaşında sizin kızınızla 55 yaşında duygusal bir ilişki yaşıyor. Bu normal değil. Kızınızı bu kocam bile olmuş olsa bu kişiden koruyalım dedi mi? Evet dedi. Yani kadında hiçbir suç bulmuyorum. Hiçbir hayatım, şekilde suç. Akile Hanım'ın herhangi bir suçu evet. yok. Burada bu suçu işleyen yani 18 yaşındaki evladınız yaşındaki birini duygusal anlamda istismar yani itmedi. Eden kişi. İtmedi. Benim kızımı hiçbir şekilde kendisinden ileri kendisine geri itmedi. Peki sonraki süreçte bu olaylar ortaya çıktıktan sonra Kemalettin Doğan ve ailesiyle Akile Hanım'la görüşmeye devam ettiniz mi? Yok Akile ile konuşamadım. Hiçbir iletişim kuramadınız. Evet. Kızınız 26 Aralık 2023 tarihinde evden nasıl ayrıldı? İşe gidiyorum diye, reklamını vermeyeyim ama kafede çalışıyordu garsonluk olarak. İşe gidiyorum diye, yani o gün hatta bana dışarıdan yemek söyledik. Birlikte yemek hani yaptı biraz yedi, acilen çıktı. İşe gidiyorum diye gitti. Sonra ben de okul hostesliği yapıyorum, öğrenci servisliği. Beni aradılar arkadaşlarım, daha bitmemişti işim. Kızım arkadaşlarım arayınca yeşim dedi neredesin dedi dedim servisteyim daha bitmedi dedim. Kız dedi size dedi olduğu gibi dedi size de konuşuyor dedi. Niye ne oldu Nergül dedim böyle bir arkadaşıma. Kız dedi olduğu gibi dedi size hep kavrulmuş dedi size de konuşuyor. Eşi dedi Akile dedi siteyi kavrulmuş dedi videolar fotoğraflar varmış dedi. O fotoğrafları da ben görmedim hiçbir şekilde. Yani ben siteye zaten giremiyorum. Akşam yani okuldan... sitedeki herkes, şimdi o gün kaybolduğu Kemalettin de Manolya'nın kaçtığını mı belirtiyor? Evet, evet. Yoksa Akile ortalığı ayağa kaldırdı. İşte bu Yeşim'in kızıyla benim kocamın ilişkisi var. Görüntülerde bunlar diye etrafa mı yaymış? Evet, evet. Akile hepsini yaymış. Etrafa yaymış. Hı. Kendi can güvenliğim yok diye de oğlunu alıp oğlunla birlikte gitmiş. Nereye gitmiş? Ya annesine gitmiştir zannediyorum. Peki Akile Hanım'ın can güvenliği niye yok? Ona kimden yönelen bir zarar olabilir? Eşinden şiddet. Eşinden şiddet görüyor. 26 bu olaylar olduğu için Kemalettin ve Manolya o gün beraber her şey ortaya çıkıp ve etraftaki herkes duyduğu için kaçıyorlar mı? Evet, evet. Siz kızınıza o gün içerisine ulaştınız mı? Yok, ulaşamadım. Defalarca aradım. Hatta en sonki aramam şeylerimi de verdim. Ya aramamda da bana cevap yazdı. Açmadı telefonu. Ne oldu? Yazdı? Ne oldu? Direkt böyle ne oldu? Ne istiyorsun? Hani gibi cevaplar. Kızım dedim telefonunu aç hani böyle böyle şey yaptım. Direkt en sonunda açtı. Anne ben Kemalettin'le birlikteyim merak etme. Merak edilecek bir şey yok. Direkt böyle açtı kapattı.
Yani. Ama bu gün içerisinde ben Kemalettin'le beraberim, merak edeceğim bir şey yok. Evet. Cümlesi gün içerisinde. Ama aynı gün değildi. Yani kaçtığı gün gitmedi. Ondan sonraki günler mi? Evet, evet, sonraki mesela günler. Mesela bu da çok enteresan bir cevap. Ben Kemalettin'le merak etme. Kızınız halbuki günlerdir yok. Yok. Siz kızınıza sözlü ya da sesli mesajla ya da defalarca yazılı bir aradım şekilde. Defalarca aradım kızımın. Kızım geri dön. Defalarca aradım, yazdım, telefonla mesajlar yazdım. Hatta o gün kaybolur kaybolmaz karakola gittim ben hemen dilekçe vermeye. Kayıp başvurusu yaptınız. Evet, kayıp başvurusu. Hani bulmaya, şey yapmaya yaparız ama diler 18 yaşını doldurduğu için hiçbir şey yapmada şey yapamıyoruz. Şimdi sevgili seyirciler, daha önce de yayınlarımızda olmuştu. Yani tabii ki 18 yaşındaki reşit bir insan istediği kişiyle beraber olabilir. Bu onun en doğal hakkı ama onun beraber olabileceği kişi... Onun belli yaş altı ve belli yaş üstündeki insanlarla iletişimini ve ilişkisini sağlar. Onun dışında 18 yaşındaki bir çocuğun ona yaşça büyük, 36 yaş büyük birinin yaklaşımını eğer ayırt edemiyorsa problem şurada. Kemalettin ve Kemalettin gibiler toplumun içerisinde maalesef varlar. Bizlere düşen görev çocuklarımızı bu tarzdaki yaşça büyük, yaklaşımları farklı olanların davranışlarını ayırt edebilecek şekilde yetiştiriyor olmamız. Hatta gitmeden yani Manolya önce... şu anki duygu sarmalının içerisinde bu yanlışın farkında değil. Ama onu bu anlamda kullanan ve mağdur eden Kemalettin Doğan'ın kendisi. Neredeler? Manolya niçin bu insanın yanında? Hangi vaatte bulunuyor? Ve bu kızı yani öncelikle duygusu anlamda... Annen iddia ettiği kız bugün 18 yaşında da olsa 3-4 yıllık bir ilişkiden bahsediyor. Daha muhakeme yeteneği olmadan, daha reşit olmadan bu çocuğu aslında duygularını ve bedenini istismar ediyor. Ben, gerçek bu yeşim. 18 yaşına girmeden önce de elimdeki fotoğraflarla karakola gittim. Sadece kendisi şey şikayetçi kaç olması gerek. Kaç yaşında o fotoğraflarda? Ağustos sonu falan. Yani benim yakaladığım tarihi. Hayır, eski fotoğraflar yakaladım diyorsunuz ya. Evet. Ya hiç mi fark etmiyorsunuz? Yani bu insanların evine girip çıkıyorsunuz. Hiç, hiç. Ya da gözünüz kapalı bir şekilde şimdi spor hocası da olsa. Bir kere eğitimci ya. Yani bir eğitimciye bir çocuğu teslim etmenin önemi nedir? Niye ben mesela atıyorum siz eğitimcisiniz. Ben size çocuğumu teslim ettiğimde bilirim ki onu ahlaken... en iyi şekilde, en doğruyu anlatacak olan kişi sizsiniz. Bu kişi komşu. Komşuluk evet. Değeri de bizde var. Hiç mi fark etmediniz gariplikleri? Yani Ağustos'a gelene kadar eminim birçok sinyal vardır. Hiçbir şey hiç fark etmedim Esra Hanım. Hiçbir şey, hiçbir şey. Hiçbir şey fark etmedim. Manolya'daki değişimler bu son bir yıl içerisinde değildir. Öncesinde de vardı. Okulu bıraktı. Liseden ikinci dönem açıktan bitirdi okulunu. Yani ben sadece tek isteğim kızım okusun istedim. Hatta 18 yaşına girince dilekçeyi ehliyet alacaktım. Her bir yolu üniversiteye okutacaktım ona. Her bir şey ya onun her bir şey sadece okutacaktım ben onu. Başka bir şey istemedim. Getirsin bana evladımı ne olur getirsin. Kızım beni istesin getirsin bana evladımı. Ben sadece evladımı istiyorum. Evladım bana gelince de evlendirmeyeceğim. Başka birini de hiç kimseyle evlendirmeyeceğim. Böyle bir durum var mıydı? Yok, hiçbir şekilde yani, istemiyorum. Yani madem böyle bir ilişki ortaya çıktı, seni biriyle evlendireceğiz dediniz mi? Dedin mi demedin mi? Şimdi ben bunu... söylemedim, halası bununla konuştu. Kim söyledi? Halası. Halası. Kimi görücü olarak sundular? Görücü olarak yok. Sadece annem dedim, halan seninle ne konuştu dedim. Birisi varmış dedi. Hatta dedi bir kişi daha varmış dedi. Ya birileri varmış dedi. Benimle evlenmek istiyormuş dedi. Allah'ım dedim saçmalığa bak ya dedim. Ne bu dedim. Ben o gün işe gitmeden önce de kızımla konuştum. İşte dedim bir şeyler yedik. Hani ısmarladı aldığı bir şeyler dışarıdan. Annem dedim. Hani bitti değil mi dedim bu adam dedim. Bitti değil mi yavrum dedim. Çok Yeşim Hanım şimdi burada birçok kişiye sorsam bunu duyduğunuz dakikada o adamın yanlış anlamayın. Vereceğim örnek yanlıştır ama ya insan boğazına yapışır ya. Gitmediniz mi o kapıya? Gittim de adamla da konuştum. Yani bunu öğrendiğiniz dakikalarda kızınızın kaçmasına gerek yok. Kızınız 18 yaşında bile olsa gidip bu kişiden bakın bu kişi 36 yaş büyük kızımızı biz ona emanet ettik diye öğrendiğiniz dakikada şikayetçi olmadınız konuştum, mı? Konuştum işte karakola gittik. Hayır, bu kaybolduğunda gidiyorsunuz artık hani yangın yok, hayır, çıkmış. Hayır fotoğrafları ilk bulduğumda Ağustos'ta gittim. Gittiniz mi? Gittim. İşte kendisi dilekçe gelip şikayette bulunması gerekiyor. Eşimle birlikte gittik karakola gece. Yani fotoğrafları bulur bulmaz
Ama yani kendi çocuğuma 18 yaşına girme, yani girmediği halde kendi ama çocuğuma kendim yardım 18, edemedim. Şu anda kızınızın 18 yaşında olmasının anlattıklarınızda Cumhuriyet Başsavcılığı bu hususu yayını da izliyorlarsa dilekçenizi okudum. Buna çok değinmemişsiniz. Eğitim süreci 14 yaşından başlıyor dediğiniz anda bütün söyledikleriniz şu andaki çocuğun 18 yaşında olmasının hiçbir anlam ve önemi kalmaz. Bu çocuk 14 yaşında iken bu eylemler başlamış ve bu eylemler biz bunlara çocuğa yönelen cinsel saldırı, istismar olarak değerlendiriyoruz ve hukuki açıdan bir vasinin, eğiticinin, öğretmenin, spor hocasının bunları yapıyor olması verilecek cezayı yarı oranında artırılır. Bu cezayı ağırlatıcı sebep. İstiyorum her bu ceza. Kişiler bizim toplumda alelade kişiler değil. Biz çocuklarımızın her türlü gelişimine destek olması amacıyla emanet edilen kişiler. O yüzden de Manolya'nın şu anda 18 yaşında olmasının hiçbir önemi yok. Bu eylemlerin 14 yaşından itibaren başlıyor olması aslında çocuğa yönelen cinsel istismarın da başlangıcının tarihi anlattıklarınızdan çok önemli. Ama şu da var ki böyle durumlarda çocukların davranışlarında ya içine kapanma olur ya aşırı agresifleşme olur. Babaya isyan eder, annenin söylediklerini dinlemez. Ya da toplumdanken bir şekilde çocuk sinyalini verir. Ama şey de çok enteresan. Kemalettin'in yanındayım ne var? Yani bu, hayatındaki herkezden daha fazla önemli bir yere ya evet çok o kadar önemli bir yere koymuş ki yani ben Kemalettin'in yanındayım. Kimsenin yanında olmadığım kadar güvendeyim mesajı veriyor. Çünkü hayatında mesela rol model dediğimiz insanlar vardır ya bizi etkileyen. Şimdi o etkileyen insan yanlışsa mağdur oluruz ama doğru kişi ise ihya oluruz ve hayat boyu kendimizi kurtarırız. Kemalettin isimli kişi onu çok küçük yaşlardan beri etkilediği için o onun yanında kendini gerçekten güvende hissediyor. Ve sizin bu durumu fark etmiyor olmanız da çok garip. Ben buradan yayınımız aracılığıyla Yeşim Suvan ve Kemalettin Doğan'ın nerede olduğunu bilenler ve bu konuyla ilgili ihbarı olanların ihbarlarını bekliyorum. İsmi geçen herkesin Kemalettin Doğan'ın eşinin ve ailesinin söz hakkı, cevap hakkı vardır. Yeşim Suvan'ın kızı Manolya Suvan'ı arıyoruz sevgili seyirciler. Kemalettin Doğan tarafından benim için alıkonuluyor, benim için kaçırılıyor, benim için saklanıyor. Çünkü 14 yaşından beri duygusal anlamda öncelikle istismar ediliyor. İnşallah bu konuyla ilgili en iyi gelişmeler olur. Yarın tekrar beraberiz Yeşim Hanım. Sizi şimdilik uğurluyorum. Teşekkür ederim. Sizin aracılığınızla da ekran başındaki annelerimize, babalarımıza umudum da... Sizsiniz. He? Umudum sizsiniz. Elimden geleni yapacağım. Yani yapmak zorundayım. Bunu yaşayan o kadar çok insan var ki küçücük çocuklar, büyük ve yetişkinler tarafından fazla şekilde etkileniyor ve hayatlarına giriyor. Siz buradan kızınıza seslenin lütfen. Prensesim, annem, kurbanın olayım. Ne yaşarsan yaşa, neyi geçersen geçir. Sen benimsin annem, ne olur benim. Bu senin yanında ne diye taşıyacak? Sen bunun yanında ne diye taşıyacaksın? Kızım baban yaşında baban. Kurbanın olayım bana dön yavrum. Boncuklu abin hep beraber seni bekliyoruz yavrum. Ne olur gel. Kedisi boncuğum var. Bırakamazdı onu. Yarın görüşeceğiz Yeşim Hanım, tamam mı? Görüşmek üzere. Sevgili seyirciler, kötüler hep var, hep de var olacak. Onları toplumdan yok edebilmemiz mümkün değil. Ama şu var, kötünün kim olduğunu bilen çocuklar yetiştirirseniz zarar görmelerini engellersiniz. Bunun da altını çizmek istiyorum. Diğer konumuza geçeceğiz. Ali Ertaş. Hayatının en büyük kötülüğünü aynı Yeşim Hanım gibi en yakın arkadaşından gören mağdur bir eş olarak karşımızda buyursunlar. Hoş geldiniz. Hoş buyurun lütfen. Ali Ertaş programı Aksaray'dan katılıyor. 26 yaşında kendisi. İnşaat işiyle uğraşıyor. 4,5 yıllık bir evliliği var. Eşi Bahar Ertaş'la ve bu evlilikten dünyaya gelmiş. 3 yaşında Allah bağışlasın kız çocukları var. Evet. Ama hayatınızın olayı, hayatınızın yıkılması eşinizin 3 Ocak'ta en yakın arkadaşınız olan Mehmet Alemdar isimli kişiyle kaçmasıyla başlıyor. Dahası şimdi aslında eşiniz sizi en yakın arkadaşında kaçarak
aldatıyor ve kandırıyor. Kandırıyor. Ama o kaçtığı gün siz sizi öyle bir aldatmanın içerisine almışlar ki bir oyun kurmuşlar. Aynen öyle. Siz hiçbir şeyi bilmeden habersizce oyunlarının içinde. Onların oyunlarına eşlik etmişsiniz. Evet. 3 Ocak günü ne oldu evde? Önce oradan başlayalım. 3 Ocak günü eşim ablası Lale Çalışkan'ın eski kocasına kaçmıştı. Bunların fotoğraflarını gördüm. Birinci kaçışı bu evden? Eşimin bu üçüncü kaçışı. Birinci kaçışında nereye gitti? Ablasının oraya gitti. Sosyal medyadan bulduğu bir erkekle tanışarak. Ben gördüğümde tartıştık, ablasının evine gitti, bir hafta orada kaldı. Hı hı. Ablası evli. Evet. Şu anda boşandı. İkinci kaçışında? İkinci kaçışında da aynı yine böyle... Ablasının eşiyle mi kaçtı? Sosyal medya olayına bir tartışmamız oldu. Oradan darp rapor alarak, hani yaptığım hiçbir şey olmadığı halde darp rapor alarak evden uzaklaşıyor. Çocuğumu da benim büyük ablamın oraya bırakıyor. Hani çocuğu istemediği halde oraya bırakıp gidiyor çocuğumu. Yani ablasıyla eniştesinin boşanma sebebi Bahar'ın... Bahar'da. Bahar. Evet. Bahar'ın enişteyle yaşamış olduğu ilişki. Doğrudur. Her seferinde siz onu affedip eve geri mi döndü? Her seferinde onu affettim, evet, eve geri döndü. Sırf yani 3 yaşındaki kız çocuğum için. Kızınız için. Evet. Peki 3 Ocak günü evde enişteden dolayı, daha önce kaçmış olduğu eniştesinden dolayı kavga mı çıktı? Evet, kavga çıktı. Hı hı. Snapchat'ta uygunsuz fotoğraflarını gördüm. Hı hı. O yüzden de hani uyardım, tatsızlık çıktı evde, kavga gürültü oldu. Oturma odasına ilerledim ben. Hı hı. Oturma odasında hani durup dururken Bahar, eski eşim Bahar Ertaş, Mehmet Alemdar arkadaşıma mesaj atıyor. Bunu başımdan bir al git diye. Hı hı. Mehmet bana tekrardan mesaj atıyor. Böyle böyle arabanın yağsını değiştirdim, hani bakıma sokma amaçlı. Eşim Mehmet'e mesaj atıyor. Diyor ki şunu al başımdan senin evet, için. Evet, benden için. O sırada da Mehmet seni çok alakasız araba mevzundan dolayı arıyor. Oyunu kurmaya başlıyorlar bundan sonra. Ondan sonra Mehmet Alemdar bana mesaj attıktan sonra ben gelemem dedim. Hı-hı. Hani benim evde işim var, sorunlarım var, ben gelemem dedim. Israr etti. Hı-hı. İlle de götürelim, gidelim. Söyledi mi peki, aman gene Bahar'la kavga ettik bu sebeplerden dolayı, aramızda limon falan. Yok hani söylemek istemedim çünkü ne akraba... Aile şeyini karıştırmak istemedim ben onlara, hı-hı, açıkçası. O da ille de gel hani değiştirelim, sen benim kardeşimsin, gezelim tozalım falan böyle şeylerden alt etti. Bir şeyler içerik dedi, soğuk bir şeyler. Hı-hı. Evden dışarıya çıktık, petrole gittik. Hı-hı. Petrolde araba yağsını koyduk. Ondan sonra Mehmet Alemdar, ben lavaboya gidip geldiğimde eşimin telefonuyla konuşurken gördüm. Eşimin, hı-hı, telefon numarasını Mehmet Alemdar'ın telefonunu da gördüm. Hı-hı. Hiç ses etmeden... Hı-hı. Normalde zaten ben oyunun içine girmişsin. Evden gitmiş. Beni eve bıraktın, benim işim var şöyle böyle. Yok dedi, birazcık dolaşalım dedi. O sıraya zaten ben eşimi aradım. Neredesin dedim. O da evde oturuyorum, ne yapacaksın dedi. Tamam dedim, gelince seninle bir şey konuşacak dedim. Tamam gel, bekliyorum ben seni, evdeyim zaten dedi. Dışarıdaymış gibi de ses geliyordu. Mehmet'e ne kadar ısrar ettiysen böyle hani gidelim 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 dedikçe beni oyaladı. Kalk bize gidelim dediğinde Mehmet seni hep oyalıyor. Aynen, hep oyalıyor. Hani biraz daha duralım. Zaten benim de canım sıkkın. Mehmet Alemdar da evli, iki tane de çocuğu var. Çocuklarınla eşim de bir gün önce Ortaköy'e şeye koyuyor. Annesiyle babasının evine bırakıp geliyor. Kaçma planı yapıyor. Aynen, yani. Aynen, kaçma planını hazırlıyorlar. Ondan sonra beni getiriyor. Evimin yanında bir alışveriş merkezi var. Onu oraya bırakıyor. Oyalıyor gün boyunca. Oyalıyor gün sen boyunca. Sen kaçta saat eve gittin? 6-6.5 civarı. Eve gittiğinde kapıyı kim açtı? Kapıyı kim açmadı? Anahtar üzerindeydi. Eve girdiğinde evde kim vardı? Kimse yoktu. Eşim çocuğumun elbiseleriyle kendi elbiselerini toplamış. Hiçbir şey söylemeden, hani hiçbir şey yapmadan çıkmış gitmiş evden. Kaçmış gitmiş. Aynen. Sen eşini bulmak için ilk kimi aradın? İlk eşimin kendisini aradım ben. Hı hı. Direkt hat meşgule düştü. Engellemiş zaten. Otomatikmen beni her yerden engellemiş. Hı hı. Ondan sonra bu Mehmet Alemdar'la şahsi kişiyi aradım. Hı hı. Çünkü yakın arkadaşı. Aynen, en yakın arkadaşım. Çünkü arabam yok. Onda da araba olduğu için. Hanımı hani beraber arayacaksınız. O da dedi ki 5 dakikaya geliyorum. Kapının önünde bekle. Hı hı. Telefonu kapattım. 5 dakika geçti. Arıyorum, direkt meşgule düşüyor. Arıyorum, meşgule düşüyor. Ondan sonra eşi Beyhan'ı aradım ben. Hı hı. Beyhan Alemdar. Beyhan'ın da bu arada telefon hattındaymış. Bir takım sosyal medya görüntüleri var. Onları da biraz sonra yayınlayacağım. Beyhan'ı aradın. Mehmet nerede diye. Evet. O da işteyim diye Beyhan Hanım'a böyle şeyler söylemiş. Ben dedim işte değildi, benimle birlikteydi. Peki eşinizle Mehmet'in beraber kaçtığını nasıl anladınız? Bu telefon konuşmalarını gördüm ya ben Mehmet'le Bahar'ın. Normalde konuşmalar yoktu. Petrolde gördüm ya, şüphelenmiştim zaten. Evet.
Zaten bunlar da birbirlerini tetikledi. Bahar engelledi. Mehmet de 5 dakikaya geliyorum dedi. O da engelledi. Engelledi. Beraber kaçtı. Bahar sen bunu söyleyince inandı mı? Bahar merhaba. Beyhan. Ay Beyhan çok özür dilerim. Merhaba Beyhan, Esra abla. Hoş geldiniz hayırlı yayına. Hayırlı kandiller, kolay gelsin. Sağ ol bir tanem, hayırlı kandiller diliyorum. 3 Ocak gününden beri eşin Mehmet Alemdar'a ulaşabiliyor musun? Abla şöyle bir şey oldu, beni tuttu ailemin yanına götürdü. Ben yani valiz falan hazırlattı bana. Ben ilk başta bunun mesajını yakaladım. Hı hı. Şöyle bir şey oldu, ben utandım yani eşim tehdit etti beni önce. Çocuklarımla ve beni Beyhancığım, sen eşinin telefonunda Bahar'la yazıştığını gördün. Evet gördüm. Gördün. Bunu gösterdin Mehmet'e, kocana. Gösterdim, o da bana dedi ki bir iki günlük yazışma dedi. Zaten dedi ben de pişman oldum dedi. Ali'ye yapılmaz bu, yapamam bunu diye söyledi bana. Hı hı. Ben de dedim numarasını engelle, muhatap olma dedim. Peki, ondan sonra Beyhan Hanım konuşuyorlarmış yani. Yani sonra, sen ben bunu kocasına söylerim dediğin için mi seni tehdit etti? Evet. Hmm. Evet. Ben hatta ondan önce dedim ki kendi annesinden için anneme de söylerim dedim. Yani anneme de söylerim, görümcelerim, ablalarıma da söylerim dedim. Telefonumu elimden aldı, hattımı çıkardı. Hatta bunu Ali Gül'ün yanında yaptı. Beyhan Hanım. Buyurun konuşabilirsiniz Ali ile. İki aslında efendim, mağdur buyurun olan eşler. Sen hani mesaj atmışsın ya bana. Sen evde yokken evet, işte inşaatta çalışırken Bahar hı-hı, Mehmet'i kaç defa evine aldı. Evet. Evet, Mehmet'in bunları sana söylediğinde tekrar eder misin burada? Yok, evde değildim o zaman, ben köydeydim. Tamam işte sana söylemiş ya hani ben böyle böyle Bahar'ın evine giriyordum Ali işteyken falan diye. Evet. Aynen. Bunları da söyler misin? Tekrar eder misin canlı yayında? İşte Esra ablaya ben onu söylemek istedim. Hani böyle böyle dedi. Ben de dedi, Bahar kendisi bizzat bunu yapmış. Aramış benim eşimi. Hı hı. Gel demiş, Ali demiş işe gitti. Gelmez o daha. Şöyle böyle filan diye o şekilde gitmiş benim eşimle. Peki sence yani buradaki suçlu ve sorumlu Bahar mı? Vallahi abla ben çok güveniyordum. Yanındaki de benim kardeşim. Hı hı. Yani ben başka kişiden bekliyordum ama ölümden abla diyordu, canım ciğerim diyordu. Arkadan demek ki böyle bir şey. Siz Bahar'la çok yani samimi arkadaştınız. Kocalar arkadaş, evet, siz de kadınlar olarak evet, yakın arkadaştınız. Evet abla. Şimdi bu ilişkiyi ikisi beraber yaşıyorlar. Her ikisi de bu ilişkiden sorumlu. Evet abla. Ama Ali sanırım tüm bu olayları sonradan duymuş. Peki eşin kaçtıktan sonra sana herhangi bir mesaj attı mı? Vallahi abla bazı mesajlar attı işte. Köyde kal, gelme. Ondan hmm, sonra niye dedim hani ne yapacaksın, ne edeceksin? İşte benim almam gereken intikamlarım var, şunun var, bunun var dedi. Hmm. Ondan sonra ne yapacağım ben peki dedim. Sen beni bekle dedi. Tamam dedim, bekledim. 2 hafta olacak neredeyse, olmuştur da. Ondan sonra işte sürekli tersledi filan. Hatta yanındaki kardeşimin kız kardeşi de her yere fotoğraflarını atmış. Ben sonradan şok oldum fotoğrafları görünce. Zaten daha kötü oldum. Beyhan annem gelin orada ben efendim. Peki bu ortada hani bir laf dolaşıyor, onu da sana söylemiş ya. Esra Hanım şey demiş Mehmet Alemdar. Ben Ali'yi Bahar'dan ayıracağım. Bahar Ali'den ayıracağım. 15 gün. Bu lafı. Aa, eşi de telefonda yani, eşi de şeyde. Sen bu... Abla şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Söyle. O konudan benim haberim yok. Hı hı. Bunlar kaçmadan önce, yani 3 Ocak'tan önce evet, sen karının telefonunu, Mehmet'in telefonunu da görünce rahatsız oluyorsun. Evet. Bundan öncesinde şüphelerin var mıydı ikisiyle ilgili? Hayır, yoktu şüphelerim. Zaten... Yani böyle bir şey kondurur muydun? Kondurur muydum? Hani şöyle söyleyeyim Esra Hanım, kondururdum. Çünkü niye? Bir değil, iki değil bu. Peki daha önceki kaçışlarını Mehmet biliyor mu Bahar'ın? Biliyor. Hepsini de biliyor. Her şeyi de hatta biliyor. Hatta en son Lale şu anda Çalışkan soy ismi de eskisi Savaş Dokuyucu'dan geldiğini Mehmet alelade gördü her şeyi. Resimlerini hatta ben kendi ellerimle gösterdim Mehmet Alemdar'a. Bu haldeyken bile aldı Bahar'ı. Eşim bu saatten sonra dönse onunla barışır mısın çocuğun için? Sadece şöyle söyleyeyim. Çocuğumun velayeti üzerime olsun.
Bahar'a da lanet olsun. Başka da hiçbir şey dememe Bahar'a. Diğer olaylardan bunun farkı ne? Diğer kaçışlarından farkı ne? Aynı hareketi yapıyor. Abla şöyle söyleyeyim. Gitti tamam. Bu savaş dokuyucuya gitti. Geldikten ben bir ay sonra öğrendim ben bunu. Hani ona gittiğini bir ay sonra öğrendim ben bunu. Hani yapmayacağım. Dinimiz İslam olduğu için Kur'an-ı Kerim el bastı. Hani yeminler etti yapmayacağım diye. İşte tam öyle yalan söylerken Kur'an-ı Kerim el basan bir çarpılıverse. İşte. Millet bir daha hiçbir şey yapamayacak yani. Gerçekten çarpılıverse. Bahar Alemdar ve Bahar Ertaş nerede? Niçin saklanıyorlar? Kaçtıktan sonra kocası demiş ki bana bekle ben geleceğim demiş. Eşin Bahar seninle iletişim kurdu mu? Çocukla seni görüştürdü mü? Hayır. Kesinlikle görüştürmeyi kim anlar hiç olmadı. Peki bana hani çocuğu ulaştır gibi bir mesajın oldu mu onlara? Oldu. Böyle telefon görüşmelerimiz de oldu. Hani toplu aile soruyorum. İçerisinde hepsi oldu. Hani çocuğumu bana getirin. Verin dedim. Ne dedi? 2 milyar para istiyorlar benden. Sürekli para istiyorlar. Hani bize 2 milyar, 3 milyar para gönderirsen bizim şu anda cebimizde yok diye biz çocuğu getirip sana verecek diyorlar. Ben dedim ki madem sizin cebinizde paranız yok, benim dedim Aksaray tesislerinde tanıdıklarım var. Hangi şehirdeseniz söyleyin, biletinizi kestireyim, getirin karakolda çocuğumu teslim alayım, siz yolunuza ben yoluma dedim. Ona onay vermediler. Hangi ildeyseniz dedim hani Konya, Kayseri, Kırşehir, Kırkkale fark etmez dedim. Peki en çocukla yakın... ilgili hani bana bize parayı ver. 2000-3000 lira çünkü biz 5 parasızız. Evet. Çocuğu teslim ederiz. Onun haricinde başka bir tehditleri var mı sana? Zaten olay bundan sonra şey yaptı. Hani en yakın karakola dedim hangi ildeyseniz en yakın karakola götürün çocuğumu teslim edin. Karakolda polise benim telefon numaramı verin. Polisler beni arasın. Arasınlar. Ben en kısa zamanda çocuğumu onlardan alayım dedim. Peki Ali Ertaş ve Bahar, Ali Ertaş'ın eşi Bahar Ertaş ve beraber kaçmış olduğu Mehmet Alemdar nerede? Yanlarında 3 yaşında bir kız çocuğu da var. Para karşılığında çocuğu teslim ederiz demişler. Nerede saklanıyor bu çift? Sizi uğurluyorum. Yarın tekrar görüşeceğiz sizinle. Sağ olun. Diğer konumuza geçiyoruz. Sibel Koç geliyor. Buyursunlar. Ben bir fiske vurmadım. Çiçeksiz eve gitmedim. Yalan desin. 7 yıl tatile gittim. Yalan dedi bunlar. Yalan. Lazer'e götürdüm seni durmadan. Ben sana bir tek sopa vurduysam ispatla. Sibel değişti. Değişti. Hoş geldin Sibel'im. Ya kes sesini bana Sibel'im mi benim deme ya. Ben senden boşanmaya geldim. Sen karınla barışmak istiyor musun? Ben istiyorum diyorum istiyorum. Huysuz bir kadınsam niye beni istiyorsun? Bırak beni. Tamam cevabını vereyim. Sibel'im. Sibel kadar başına taş düşsün. İsminizi şöyle söyle, Sibel'im diyor. Ya yalan bu yalaka ya. Ben bundan kurtulmak istiyorum. Allah rızası için kurtarın beni bundan ya. Çiçek alıyor, aşkım diyor. Ayaklarınızı gerçekten öpüyor muydu? Çok merak ettim. Vallahi öpüyor muydu, öpmüyor muydu? Yalan mı söylüyor? Sana bir soru sordu. Ayağını öptü mü? Ben öptüm diyor. Bu kadar insanın içinde bağırıyorum. Öpme ya, öpme öptüm. İnsanı. Ya bu benim öyle dedi. Kavga etmeye mi çağırmış? Ben bununla boşanmaya geldim ya. Seni gibi adamdan bir daha çocuk getirmemek için kendimi kısırlaştırdım. Sen dedin ki yalan söylüyorsun. Elimi dövsen, ayağımı dövsen bitti. Ben de arkamı döneyim bari. O tarafa dönmüş, bu tarafa dönmüş. Esra Hanım benim şartım belli zaten. Dün yayından sonra eşiniz İbrahim Bey'le bir araya geldiniz mi? Geldik. Kendi konuşsun önce. Şartını tabii. Söylesin. Yani böyle gerçekten hani iki medeni insan diye bunu çok cümlesini çok seviyorum. İki medeni insan gibi bir masada oturdunuz mu? Bir koltukta yan yana oturup konuşabildiniz mi? Ben bugün mi? Anlaşıp boşandığımızı sanıyordum. Ben bugün mahkemeye mi? Gidip boşanacağımızı sanıyordum. Hmm, keşke o kadar kolay olsa 3 kere de boşanırdınız. Adam seviyormuş ya. Peki İbrahim Bey dün akşam eşinizle bir araya geldiğinizde ne konuştunuz? Ben şartlarımı söyledim. Şartlarımı kabul ediyorsa ben bir celsede boşanmak istiyorum. 3 kere anlaşmalı boşanma sürecini yaşayıp protokoller hazırlayan bu çift. Dün akşam hangi şartlarda anlaşmaya vardı ya da vardınız mı? Şartlarını ben unuttum söylesin her dakika değiştiriyor. Tabii şartlarınızı söyleyin. Ben şartlarımı kendisine söyledim. Avukatın karşısına geçtiğimde de avukatın önüne yazar bırakırım. Bak anlaşmak nedir biliyor musun? Hayatım
seninle boşanırken biz, şunu şöyle yapacağız. Biz onu o kadar mı konuşamadık? Biz onu o kadar konuşamadık. Gerçeği istiyorsan benden. Biz benim yüzüme bakmak istemiyormuş. Aynısını bana zamanında deseydi ki insanca telefonla. Telefonlarımı engellemeseydi. Ben ayrılmak istiyorum. Ben seni artık sevmiyorum deseydi ben o gün ayrılırdım, eve de gitmezdim. İbrahim Beyciğim, siz hakim karşısına çıktınız mı? Ben çıktım da. Anlaşmalı boşanma için. Çıktım. Çıktınız. Ben karımı seviyorum dedim. Ben karımı seviyorum diyorsun işte. İstemiyorum dedim. Hı? İlk kendinin yazdığı, evi verdiği, çocuğun velayetini verdiği, 125 milyar para teklif ettiği. Yalan desene Haçka burada. Peki şu an ekip arkadaşlarımdan Ebru iletiyor mesajını. Çocuğun velayeti kimde kalıyor? Ben şimdi kendisi... Dün akşam ille... konuştuğunu soruyorum. Tamam. İlle çocuğu ben alacağım dedi. Madem çocuğu alıyorsan ben de eşyamı alıyorum dedim. Dolabın birini ver beyaz dedi. Beyaz eşyaların birer tanesini verirsin. Dolabın birini bana ver dedi. Tamam dedim. Evet. Televizyonun birini bana ver dedi. Tamam dedim. Kaç televizyon var? İki tane. İki televizyon. Bir dakika. Biri sende, biri onda. Buzdolabı kimde? Biri kendinde, biri bende. İki buzdolabınız mı evet. var? Evet. Oo, peki çamaşır makinesi kimde? Birer tane, onları ben istiyorum. Bir tane. Bulaşık makinesi? Bir tane. Bir tane. İkisi de sende mi kalıyor? İki tane, çamaşır makinesi iki taneydi. Beğenmedi hanımefendi, daha garantisi bitmeden başkasına verdik, sattık. Tamam. Şimdi buzdolabının biri sende, biri onda. Televizyonun biri sende, biri onda. Çamaşır makinesi kuralsız bir şekilde sizde. Evet. Bulaşık makinesi? O da bende. Ay o bende olsun bari be. Bulaşık makinesi de sende. Evet. Şimdi televizyon için cihazlar lazım ya, böyle antenler, mantenler, onlar kimde? Onlar kendinin olsun. Ben sadece diyorum ki yatak koltuklar odam... kimde? Ben sadece yatak odamda İbrahim Beyciğim koltuk... Kendinde olsun. Peki şimdi kaç koltuk var? Normalde iki ben tane bir, ikili. Ben onları istemiyorum. İki tane tekli var. Koltukları kime bırakıyorsun? Biz onları sattırdı bize. Yatak odası kimde? Ben onu aldım. Halılar? Ben vermiyorum. Yatak odası sende. Evet. Halılar? Halılar kendinin halısı kendinde, benim halım bende. Kaç halı var evde? 10 taneden fazladır. Tamam, 5-5 bölüşüyorsunuz. Hayır, 5 istemiyorum ben. Sadece 2 tane takımları, istiyorum ben. Yemek takım 2 halı istiyorsun. Onu da istemiyorum ben. Yemek takımı bir şey istemiyorum ben. Yemek takımı? Hayır, bir şey istemiyorum. Çay bardağı? Hiçbir şey istemiyorum. Fincanlar? Hiçbir şey istemiyorum. Tatlı takımı? Hiçbir şey istemiyorum. Çatal bıçak? Yahu hiçbir şey istemiyorum. Peki, mutfağın küçük ev aletleri? Hayır, onlar istemiyorum ben. Küçük ev... Niye istemiyorsun? Çok lazım onlar. Hayır, istemiyorum ben. Peki fırın var mı evde? Fırın da kendinin olsun. Fırın da kendinin. Nasıl bu kadar bonkör oldunuz siz ya bir anda? Ben sadece... Dur, aklıma geliyor. Benim... Mesela damacanalar kimde? Ya bunu çok önemli. Depozitosu falan var o işin. Ya ben kendi eşyamı versin. Salondaki aksesuarlarınız var mı? Ben bir şey istemiyorum, bir şey istemiyorum. Hiçbir şey. Çamaşır makinesini ver, buzdolabını ver, televizyonu ver, iki tane halı ver, bu kadar mı? Yatak odamı alacağım, tamam. Yatak odanda evet. Aldın, çocuk da diğerleri sende kalsın. Anlaştınız mı? Çocuğum bendeyse ben oturma grubunu da vereyim, sadakam olsun, başımın gözümün sadakası olsun. Zaten depremde dayımlarındı, evleri yıkıldı. Yazlık evlerine gidince orada dayal döşeliydi. Onları özel bize hayırlarına verdiler. Özel bir soru sorabilir miyim? Niye sizin iki tane buzdolabınız ve şeyiniz var? Çamaşır makinesi mıydı? Niye ikişer tane? Hayır, iki tane değil. Ha, pardon, iki televizyon. Hadi televizyon normal, iki buzdolabı. Televizyon da büyüğünü vereyim hayrıma kendisine. Ya büyüğünü ben mi? Bir şey istemiyorum. Büyüğü kendinin değil ya, ben hayrıma vereyim. Sadece çocuğumu versin bana. Nafaka istemiyorum, hiçbir şey istemiyorum. Sadece çocuğumu ver. Bitmiştir, tamamdır. Gel tokalaşın hadi. Hayır, bitmiştir, tamamdır. Tamamdır. O zaman buradan Küçükçekmece Adliyesi'ne de bağlanalım. Tamam. Ya çok tatlısınız bitmiştir. Ama. Bitmiştir. Büyük İbrahim... televizyon da kendinin olmadığı için onu da vereyim. Küçük var, 37 ekran. Onu bana bıraksın. Bak, ben ağzımı... Daha önce sizin aranızda televizyon kaçırma eylemini gerçekleştiren biri var mı? Televizyon kaçırıldı mı evden? Yok. Kim kaçırmış? Esra Hanım, uzatmayalım. Ben veriyorum istediklerini. Ben çocuğumun sadece velayetini istiyorum. Hatta büyük televizyon benim paramla alınmış. Onu bile vereyim istiyorsa. Ya boş konuşma ya. İlla avukatım arayayım, bütün dökümanı... Ben bana iki gün burada benim telefonum kalmasaydı ben avukat hanıma senin ilk imzaladığın kağıdı bile getirecektim. Ben dün
Ben yayına bakmam ki o kağıtlara İbrahim Bey. Efendim. Ben bakın sizin aranızdaki, size dün de söyledim, siz anlamamakta ısrar ediyorsunuz. Anlamamakta değil. Diyorsunuz ki eşimin ruh sağlığı yerinde değil. Ben onu katmadım bak, onu katmıyorum. Hayır, artık ben bakın, ben boşanmak istiyorum. Katmadım diyemezsiniz. Devletin mahkemesine gidip dava açmışsınız. Eşim ruh sağlığı yerinde değil dedikten sonra ben hanımefendiyle oturtup da nasıl protokol imzalatacaksınız? Siz bak şimdi karar vereceksiniz dünden beri. Sizin eşiniz iradesi, akıllı bir insan mı? Kendi başına karar alabilir mi? Ben ona ruh hakkında yorum yapmıyorum artık. Siz hayır işinize geldiği gibi hayır, o zaman. Hayır hayır yorum yapmıyorum artık. Ne demek yorum yapmıyorum? İşime siz geldiği gibi değil. Benim eşim koruma amaçlı kısıtlansın, akıl sağlığı yerinde değildir dediniz mi demediniz mi? Ben onu demedim. 4 Göz Sulh Hukuk Mahkemesi tamam. 2023'e 1737. Ben sadece davacı İbrahim. Kim tamam. demiş, kim demiş? Kendine kısıtlanması vekalet... istenen eşim. Ya ben onun kocası olduğum için babası geldi beni iş yerimden aldı diyorum. Bak 6-7 sene yanımda kaldı. Babasının dediğini hiçbir sormuyorum zaman babası size, yokken bile ben hastaneye yatırmak siz istemedim. Siz diyorsunuz ki hasta eşim, sonra hastanızla hasta olduğunu düşündüğünüz eşinizle pazarlık hasta. Yapıyorsunuz. Buzdolabı, çanak anteni. Doğru karar verebilir Hülya mi? Hülya Hanım bir şey velayet sorabilir miyim? Konuşabilir Hülya Hanım bir şey sorabilir miyim? Mesela eğer hani gerçekten iddia ettiği gibi ruh sağlığı yerinde değilse şimdi kadıncağız verdiği halıyı belki de bilinciyle vermiyor belki yani. Belki bilinçli bir şekilde. Belki hiçbirini vermek istemiyor. İşinize geldiği gibi. Ben işime geldiği gibi değil. Boşanmamak için. Siz ben... eşiniz boşanmasın diye gidip bu iddiada bulunduğunuzu düşünüyorum. Kişisel kanaatim. O sen düşünebilirsin. Yatar hastane ama bakın. Babası bağlansın kim yaptığını söylesin. Kaymakamlığa bile dilekçeyi ben buraya İbrahim attım. İbrahim Bey şunu anlamıyorsunuz. Hastaysa da eşiniz bile hasta gibi davranırsınız. Protokol imzalatmazsınız. İbrahim Bey siz bana gelip ya da bir benim babam ya da eşimin ailesinden biri ya... Senin kocan hastaymış gibi davranalım, onu şikayet edelim dediğinde tamam siz nasıl isterseniz hadi ben bunun altına imza atayım der misiniz? Demezsiniz ya saçmalamayın. Benim karımın böyle bir problemi yok. Siz bunu nereden uyduruyorsunuz, niye çıkartıyorsunuz diye sorgularsınız, onlara itiraz ben edersiniz. Ben de sorgulamadım. Ya Esra ama siz itiraz etmiyorsunuz. İbrahim Bey şu da var. Akıl ve ruh sağlığı yerinde olmadığını iddia ettiğiniz eşinize velayeti nasıl veriyorsunuz siz buzdolabı karşılığında? Oradan göçürdü beni, geri çağırdı. İbrahim demek ki hanımefendi akıllı. İbrahim Bey velayeti nasıl veriyorsunuz? Efendim? Velayeti nasıl veriyorsunuz buzdolabı karşılığında? Yatak ben buzdolabı karşılığında vermedim. Ya diyorsunuz ya. İlla alırım diyor, vermem diyor. Akıl sağlığı yerinde değil. Ya zaten mücadele ben, edeceksiniz o zaman. Bak, ben ya öyle gereken ya böyle. Gereken yerlere bildiririm. Olmaz. Olmaz. Siz bu konuda samimi değilsiniz aslında. Ben, niye samimi değilim? Ben ayrılmak istiyorum. Başka bir şey demiyorum. Ama buraya geldiğinizde de İbrahim Bey şu koltuğa oturduğunuzda bir Sibel'im ya, dediniz. Sibel'ime çiçekler, Sibel'in ayağının altı öpülüyor. Ya getirdim, verdim. Ay yemin ederim ya, öpmesinler bir kat daha iyi ya. Görmedim. Vallahi ya. Dün Esen ben çiçek görmedim. Buzdolabı kavgası yaşadım. Hayır, ben, İbrahim Bey şunu Hülya anlamıyorsunuz. Ben sizi bu konuda yargılamıyorum. Bir dakika hanımefendi. Bu konuda sizi yargılamıyoruz. Sizin söylediğinizle yaptığınız örtüşmüyor. Ağzınız bal dök yala Sibel'im ama eyleminiz kadınla ilgili hep olumsuz şeyler. Şimdi Sibel'im dediğiniz kişi karşınızda. Bu kadın sizi istemediği için siz onu istemiyorsunuz. Evet. İsteseydi zaten ben barışıp Maya geldim dedim ben. Tamam yani Sibel'in davranışları sizin kararınızı belirliyor. Sibel Hanımcığım. Ben istemiyorum dedi. Tamam. İstemiyorum Sibel dedi ben zorla kanalda tutamam. Zorla... Tek netim, tek kuralım. Ben buraya gelmeme bile gerek yoktu. Orada da boşanırdık. Çocuğumun velayeti, ben eşya falan hiçbir şey hiçbir yok. Biz şey. Depremde gözün kaybettik. Yok. Yine yerine geldi. Bütün tabaklarım, çanaklarım kırıldı. Yine yerine geldi. Siz bir de aslında ağır bir deprem süreci de atlattınız. Tabii 45 gün hastaya şebeke suyu gelmedi. Biz 10 gün sonra kaçtık, payasa geldik. 45 gün insanlar elinde çamaşırını yıkadı, itfaiye su verdi. Makinaları sağlam, kuramıyorlar. Şebeke suyu yok. Ama şu var, o kadar yer yarıldı ağır... böyle, sular kurudu 45 gün. Sibel'cim bak, öyle bir facia yaşayıp oradan sağ çıktığında insan birbirine tutunur. Biz 10 gün sonra birbirine... çıktık oradan. Payasa geldik. Payasa tamam. Hiçbir şey yok. Bakın o da hata, hiçbir şey yok. Hayatım, şimdi öyle acı bir olayı yaşadıktan sonra insan birbirine daha sıkı sıkı bağlanmaz mı ya? Bağlanır. Ama siz de bağlanmıyorsunuz. Siz tam tersi birbirinizi yemişsiniz. Ben ya yaptım yapacağım kadarını. Benim vicdanım çok rahat. Benim vicdanım çok rahat. Yaptım yapacağım kadarını. Benim 10 yaşındaki oğlum bile apar topar babaya gitti bunun yüzünden. Ben
ben sadece çocuğumu velayetine alayım. Fazla konuşmayayım. Ya, ailenizin yanında 74, mı yaşıyorsunuz? 74, 75, 76. Ben yalnız yaşıyorum. Ben ailemde... Beni yerden yere vurmaya çalışıyor. Dayım, kardeşim kapıma geldiler. Bir şey anlatıyor, bir duy. İki hafta önce, iki defa yanıma geldiler. İki hafta önce. Yanıma geldiler. Kahve içtik falan, onlar demiyorlar. Abla sen gayet iyisin dedi kardeşim. Kal. Dayım da dedi, yeğenim sen gayet iyisin. Ya. Senin psikolojini bozan adam yok. Çocuğunla çok iyi, mutlusun. Niye bizim yanımızda olacaksın? Biz sana güveniyoruz. Siz tek yaşıyorsunuz. Evet, çocuğunuz üç aydır var. Yalnız yaşıyorum. Üç aydır yalnız. Bunun kafanız... uzaklaştırması var. Niye babam kapımı kırıp götürmüyor beni bir yere? Yalan. Ne yalanı? Benim ailemi suçlama. Babana uzaklaştırma almadın mı? Annene uzaklaştırma almadın mı? Kardeşine uzaklaştırma almadın mı benden sonra? Niye çünkü yalan söylüyorsun? Çünkü onlar seni dolduruyorlarmış ne ya. Sen öyle diyorsun. Yalan söyleme. Onlar seni doldurmasın diye aldım. Komşular. Hani diyor ya annesi komşular nasıl dövüştüm? Ben dövüşmedim. Ben evde de yokum. Oldum. Ben yanlış yere babamdan şikayetçi olmuşum. Çünkü sen babam seni dolduruyormuş ya. Babanızla şu anda aranızda bir... Hayır, babamla bir sorun yok. Sorun var mı? Kendisi diyor ki babası dedi ben dava açtım karım delidir diye. Ben o yüzden demek ki sana inanmışım, yanlış yere babamı suçlamışım. Bin kere ben babamdan özür dilerim. Bin kere özür dilerim ben babamdan. Ya annemden, kardeşimden, dayımdan, amcamdan kime ben senin için ihanet ettiysem herkesten özür dilerim. Şimdi somut olarak seni adam yerine koydurduysam, bu çok böyle. Seni adam yerine koydurduysam herkesten özür diliyorum ben. Benim amcamdan, dayımdan herkesten özür diliyorum. Seni adam yerine koydurduysam. Sen onların 11 ay oldu. Benim dayımların verdiği çekyatta oturuyoruz. 3 çekyatımız onun için istemiyor, onun için. Çok fazla gündeme gelmeye başladı. Boşanma davalarında özellikle ya kadınlar açısından bakın bunun sözü bir daha değişir. Yarın bu bugün stüdyodan kaçar, Hatay'a biner gider. Biz boşanalım. Ben burada yeteri kadar yoruldum, yıprandım. Boşanalım. Ben çocuğumu alayım, rahat, huzurlu bir şekilde evime gideyim. O da ne istiyorsa vereyim, gitsin başımın gözümün sadakası olsun. Buzdolabı, çamaşır makinesi, koltuklar. Ben kuru hasırda yaşarım. Biz 45 gün, 11 aydır yaşadık o depremin acısını. Daha yaralarını saramayanlar var, evine giremeyenler var. İnşaatlar bitmedi, millet çadırda, konteynerda. Hayatın bir de öbür tarafta bilinmeyen ve yaşanan bir yüzü de var yani. Birbirinize sahip çıkmak yerine aslında ayrılığı tercih ediyorsunuz. Bakın ben herkesten özür diliyorum. Ya telefonunu kilitlersen, seninle konuşmazsa, seni engellerse nasıl muhatap olacağım? Bugüne kadar 8 yıldır muhatap oldun da ne işe yaradı be? İbrahim Bey, haklısınız. Bundan sonra ömrümün sonuna kadar da benimle çok muhatap haklısınız. Olma. Allah'a sizin... yakın, bana uzak ol. Çocuğumu Sibel ver git başımdan. Sakin. Çocuğumu ver git başımdan. Sakin bak. Diyorsunuz ki beni engellerse, benimle iletişim kurmazsa ben nasıl yapacağım? Ne büyük bir kayıp, 3 aydır çok büyük bir kayıp. Şimdi ben sizi dünden beri ilk kez bir araya getirdim ama siz bunu da beceremiyorsunuz. Doğrudur, beceremiyorum. Yani şu var, siz gerçekten bu evliliği sürdürme niyetinde misiniz? Bazen hani kangren olmuş kolu kesip atmak en sağlıklısı değil mi? Bakın ben depremde doğru dedim ki ben bu elimi böyle uzatıyorum. Eğer bu tutarsa ben indiririm, enkazın altında kalırım. Ben o Eylül'de boşanma davası açtığımda. Hı hı. Çocuğu kaçırdı, sonra annemgile getirdi. Bir hafta sonra annemgile getirdi. Annemgile şahit, teyzem şahit. Payasla uzaklaştırma aldığında, teyzem şu an Almanya'da da payasla şeye geldi uzaklaştırma aldığında. Buna uzaklaştırma aldım daha. Kapıyı kırmak için, çanak anteni sökmek için gelmiştir. Televizyon benim çanak anteni alacak o zaman. Ulan bir de yalan söyleme, çanak kurulu değil boş zaten. Boş damacanayı tüpümü pis istiyordu. Çanak kurulu değil çanak. Başkasının antenine takmışım. Gördünüz mü o anı? Götürdü, bütün komşularım da gördü. Sonra ne için, neyi unutmuş? Çocuğun traktörüyle şeyi, çocuk da benim annem girdi. Sonra traktörün, çocuğun kıyafetleri annemgirde, kimliği annemgirde kaldı. Annemgir getirdiler bana çocuğu. Ya annemgirde bir şey yok. Yalan söyleme, yalan anlatma. Gerçekten gerçeği çanak anlat. Anteni almak için eve geldiniz evet, mi? Evet, kapıyı zorladı. Nasıl? Çanak anteni almak için eve geldiniz mi? Ya vallahi kurulu değildi çanak anten zaten ya. Ama yine almak istediğiniz hayır, hayır, almak istesem alırdım. Bayas'taki polise ne dedi biliyor musunuz Esra Hanım? 10 gün uzaklaştırma aldı. Ben çocuğun traktörünü alacağım, bir de çanak anteni alacağım. İfade böyle. Şimdi telefon hattında İbrahim Bey'in abisi var. Hoş geldiniz yayına, merhaba. Ben bağlanmalarını istemiyorum. Merhaba. Ben hepsiyle düşmanım. Selamlar, siz ben nerede yaşıyorsunuz? Ben 8 yıldır hepsiyle düşmanım. Asla bağlanmalarını istemiyorum. Niye düşman alıyorsunuz ya? Bir kişiyle anlaşın bari. Ben çıkıyorum. Bu boşanmayı kabul ediyorsa etsin. Sinem Hanım, telefonla ben görüşüyorum. Ay. Ya. Niye
niye bağlanmıyor? Hayır, benim ailem niye bağlanmıyor? Ona siz karar, veremezsiniz. Oturun. 8 yıldır düşmanlar. Ya oturun lütfen buraya. Buyurun. Ne yüzle bağlanıyor? Buyurun, düşman oturun. Olduğu insana ne yüzle bağlanıyor? Ama düşman olduğunu siz biliyorsunuz. Ben daha soru sormadım ki kendisine. Sormayın Esra Hanım. Bakın uzatmayın dedim. Bak buna siz karar, veremezsiniz. Gidelim. O zaman çıkabilirsiniz dışarı. Çıkın dışarı. Hoş geldiniz. Buyurun lütfen. Alo. Alo. Selamlar. Siz neredesiniz? Aynı bölgede mi yaşıyorsunuz? Evet, aynı bölgede. Nereye kaçıyor? Kaçıyor siz televizyonda. Kaçıyor mu sizce? Kaçıyor. Neden kaçıyor sizden? Niye biz düşmanız 8 yıldır diyor? Ya şimdi ben bunların yüzünden beyin kanaması geçirdim. Ölümden döndüm. Oraya bir de çıkmışlar. Ailenin şerefinden oynuyorlar ya. Ailenin ayağım titriyor benim. Kardeşiniz de 8 yıldır sizinle görüşmüyor mu? Görüşmüyorum ben. Siz görüşmüyorsunuz. Kardeşin, hadi gelinle küsersiniz de kardeşinizle niye küssünüz? O öyle yaptı diye, onu aldı getirdi diye. Ocağımızda öyle bir kadın istemiyoruz zaten biz. Ha. Orada çıkmışlar elini ayağını. Kadın... Ona uyuyor. Siz bu evliliği en başından beri desteklemiyordunuz. Desteklemiyorduk. Peki İbrahim Bey de eşi için sizinle düşman mı oldu? Sizinle kavga mı etti? Kavga etmedi. Biz silip attık da. Silip bana attınız. Ne yaptılar size? Aile ya içerisinde. Yaramaz o kadın. Gerçekten yaramaz yani şu an. İbrahim Bey abiniz telefon attığında görüşmüyor musunuz 8 yıldır? Doğrudur. Niye görüşmüyorsunuz? İşte Sibel'in yüzünden. Sibel'in yüzünden değil. O şimdi Sibel'le kavgalı olur. O onların arasındaki problem. Sen niye ailenle görüşmüyorsun? Ya ben şimdi ben... Niye istemiyorlar eşini? Şimdi ben bu kadını getirdiğimde... Bu kadın demeyin Sibel. Getirdiğimde gerçekten ikinci evliliğini bilmiyordum. İki çocuğu olduğunu bilmiyordum. Bana bir çocuk... Ben dedim ki 6 ay kadar konuşalım. Ben de zaten ayrılacağım. Ondan sonra beraber olalım dedim. Bunun çocuğu olduğu için keşke dedi bize danışsaydın dediler. Ben dedim ki ben bu yaşa geldim. Ben bunu sevdim. Siz o zaman ben, evli miydiniz? Evliydim. Evliyken Sibel Hanım'ı kaçırdınız. Evet. Bak 20 gün ben o gün anlatacaktım. Ben İyi güzel. Ve Barış şeydi. Kumasıyla alt üst oturmaya kabul etti. Kumasıyla. Sizin eşinizle. Kim teklif evet. etti bunu siz? Sibel etti. Ben kabul etmedim. Ben kabul etmedim. Ona dedim ki sen bundan sonra benim gözümde bittin dedim. Çünkü dedim. Ben Sibel'den başkasının yanında durmam dedim. Abiniz ben bunları evet. Yalan desinler. Siz Kuma... evli miydiniz ilişki yaşanırken? Siz de evli miydiniz ben yani? Ben o konu hakkında konuşmak istemiyorum Esra Hanım. Ben hayatım, yoruldum. O dönemki... Ben geçmişi konuşmak istemiyorum. Sinem Hanım. Bakın ben neler yetini istiyorum. Medeni haliniz evli miydi, bekar mıydı? Velayetini istiyorum. Ben burada fazla konuşmak istemiyorum. Diğer çocukların velayeti kimdi? Hangi çocukların? Daha önceki evlilikten dünyaya gelen İkinci çocukların. İkinci oğlum benim, velayeti bende. Çocuklar nerede? Babaya apar topar gönderdim diyorum. Kaç yıldır oradalar? 2 aydır çocuğun babasına okula Eylül'den beri. Eylül'den beri pardon. Daha önce beraber mi yaşıyordunuz? Tabii anaokuluna yanımda gitti, ilkokula yanımda gitti. Peki yani sizin aslında evliyken başlamış Eylül'den olan... Eylül'den beri çocuk babasında, ikinci evliyken... çocuğumun velayeti tam şöyle bende. Ortalar 10 yıldır mısınız? Velayeti bende çocuğumun. 10 yıldır velayeti tamam, bende. Çocuk nerede? Velayet sizde de. Eylül'den beri babada. Eylül'den beri babada peki evet. Birinci... Çocuğunun siz velayet... aslında beraber... Ya eskiyi katmayın lütfen. Eskiyi bir saniye. Katmayın. Biri ikiye eski, niye katıyorsunuz? Eski... Benim hayatıma eskiyi katmayın. Esra Hanım lütfen. Sinem Hanım şunu anlamıyorsunuz. Sibel. Bizim Sibel Hanım şunu eskiyi anlamıyorsunuz. Eskiyi katmayın. Eski geleceğin habercisidir. Ya eskiyi yani katmayın. Birinci siz çocuğumdan bu ilişki, size ne? İkinci çocuğumdan size ne? Bu ilişki velayeti için versin, her şeyi eşyayı, tamam. Yakıp yıktığınız için... Velayeti bu son, versin alsın eşyayı tamam. Hayatım bu son kaçınılmaz. Siz kalp kıra kıra... Hayır. Uğratmış olduğunuz insanlara haksızlıklar eninde sonunda geldi sizi vurdu.
O yüzden teşekkür ediyorum. Gidebilirsiniz şimdi. Boşanma anlaşmanı boşanma. Buyurun gidebilirsiniz ekranı. Şimdi. Lütfen. Ne oldu? Ya hanımefendi yayından sonra konuşacağız hadi. Hayır ben yarın boşanmayacak mıyım? Ben kaç gündür buraya rezil olmaya mı geldim? Birinci çocuğumdan İbo'ya ne? İkinci çocuğumdan İbo'ya ne? Ben evli miydiniz o dönem? Hüseyin'in ve ben bekardım İbo'yla evlendiğimde. İbrahim, ben ayrılmıştım. İbrahim evli miydi? Bakın ben birinci çocuğumu ikinci çocuğumu katmaya gelmedim. Ben burada Hüseyin'in velayetini alıp gitmek hayatım, istiyorum. İbrahim Bey evli ben miydi? Ben burada Hüseyin'in velayetini alıp gitmek da verdim. Hanımefendi anlaşmalı boşanma sizinle benim aramda olsa sizinle bir dakika bir saniye zaten yan yana benim durmam. Benim de beyefendiyle oturup hani prokolde ya, Serkan Sinem Hanım Çerçi, bakın onlar da Türkçe konuşuyorum. Nazan Çerçi suçlamıştı beyefendiyle ya. Oturup anlaşır, uzlaşırsanız anlaşmalı boşanmanız gerçekleşebilir. Uzlaşamazsanız Nazan Çerçi, Serkan Çerçi alemi cihan olsa sizi boşayamaz. Bayağı komşularımız bağlanmak istiyordu. Bağlayasana 8 aydır bana ne yapmış? Bakın işinize gelmeyen şeylerde rahatsız gerek oluyorsunuz. Gerek vay yok. Ya bugün o kadar keyifli bir günümdeyim ki sizin bölümünüz bitti. Çıkın eşinizle anlaşırsanız anlaşmalı boşanmanıza yardımcı yarın olurum. Ben bakın ben burada artık diyorum. Artık bilemiyorum adliyede hangi gün şey ben şimdi adliye Küçükçekmece adliyesinde benim babam malı değil ki yani yarına gün versin. 3 gün sonrasına verir 5 gün sonrası o artık oradaki ama benim çocuğumun okulu sürecin, ben pazartesi sürecin takdiridir. Sürecin takdiridir. Hayatım bu kadar çok istiyorsan 3 kere açtığında boşanıvereydiniz. Kendisi beni buraya sürükledi. Ben mi geldim Esra Hanım? Peki. Ben mi geldim? Kendisi tamam. Beni sürükledi. Görüşürüz. Konu bitti. Ben mi geldim? Kendisi konu sürükledi. Bitti. Görüşürüz. Yarın... Tamam yarın bir daha mı gelelim anlaşmayı? Yok anlaşırsanız gelirsiniz. Tamam mı? İnşallah. Anlaşırsanız. Çok zor. Çok zor. Anlaşabilmek için konuşmak lazım. Konuşabilmek için dinlemek lazım. Dinlemek de çok ayrı bir meziyettir. Sanırım biz dinlemeyi bilmediğimiz için iletişim kuramıyoruz. Daha çok giderler. 10 kere mahkemelere giderler, adliyelere giderler. Yemin ederim yani sakın beni yanlış anlamayın ama bazı ebeveynlerin yetiştirmiş olduğu çocukların ne kadar zor şartlar altında ve olumsuz aile içerisinde yetiştiğini daha da iyi görüyorum. Oh! Vallahi oh yani. Yemi gülme. Vallahi oh. Nefes alacağım. Bak şimdi düşünsenize. Tabii ki karakollar, adliyeler her türlü insanın şikayeti ve sorunu giderir ama oradaki insanların da bu kadar olumsuz insanlara maruz kalması vallahi onların hepsine Allah sabırlar versin bana diyorsunuz ama asıl vallahi emniyette her gün dertlerini dinleyenlere sabırlar versin. Ama ne yapıyoruz? Oh. Murat Acar geliyor buyursunlar. Hocam, buyurun. Merhaba. Murat merhaba Acar hocam. Program Antalya'dan katılıyor. 21 yaşındaki kızı Sevilay Acar 4 Ocak'ta bir telefon geliyor. Bu telefon görüşmesiyle telefonda konuştuğu kişi kızına ne söylediyse kızı bir anda pijamaları ve terlikleriyle evi terk ediyor. 4 Ocak'tan beri kayıp olan kızını aramak üzere önce kayıp müracaatlarını yapmış ardından da programımızdan destek istemişti. Programa geldi. 4 Ocak'tan beri kayıp olan kızı Sevilay'ı dün yayınımız aracılığıyla bulduk. Gözünüz aydın. Çok sağ olun. Eyvallah. Sağ olun hocam. Allah razı olsun. Herkese aydın. Teşekkür ediyorum. Öncelikle ATV ailesine, Esra Erol hanımefendiye, değerli hocalarımıza çok çok teşekkür ediyorum ekiple. Çok sağ olun efendim. Minnettarım size. Gözünüz aydın. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Şimdi dün... Sevilay bulundu. Nerede, nasıl ve kimin emin yanındaydı? Olun, yani bu kelimenize istinaden yani tir tir titriyorum. Çok teşekkür ederim efendim. Çok sağ olun. İyi ki varsınız. İyi ki teşekkür ATV, ederim. İyi ki Esra Erol ailesi ekibi var efendim. Çok sağ çok olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet. Sevilay nerede? Kimin yanında? 4 Ocak'ta apar topar pijamalarıyla ve terlikleriyle niye evden çıktı? Niye sonra o terlikler bahçede bulundu? Kaçışındaki olaylar nedir? Bunların hepsini kendisinden öğreneceğiz. Biraz sonra kızı canlı yayında olacak. Ve hemen ardından, pardon, Sevilay konusunda Caner karşımızda. Caner merhaba. Caner şu anda Antalya'da. Merhabalar Esra Hanım. Evet şu anda Antalya'dayız. Sizin de söylediğiniz gibi 4 Ocak
günü pijama ve terlikleriyle evden koşarak ayrılıyor ve ondan bir daha haber alınamıyordu. Ama evden kaçmadan yarım saat önce Şerife adında biriyle görüşüyordu. Bu iki tane kilit isim arasında almış, Şerife ve Gizem. Bunlar Selina'yı kaçmasında ona yardımcı mı oldular? Bütün detaylarla birazdan sizlerle olacağız. Sevilen durumu da çok iyi ama çok heyecanlı. Babasının karşısına çıkmaya biraz çekiniyor, utanıyor. Ama birazdan dediğiniz gibi Sevilay yayınımız olacak Esra Hanım. Peki, teşekkür ediyoruz. Caner dün o aile sofrasından bugün Antalya'dan karşımıza çıktı. Sevilay'ın bulunması konusunda biraz sonra Sevilay'la canlı yayında olacak. Hemen ardından Özgür dün o kocaman aile sofrasına oturdu. Koca bir ailesi, büyük bir ailesi olduğunu hissetti. Bugün kız kardeşi Aleyna ile beraber el ele stüdyoda. Hoş geldiniz. Biraz sonra Özgür'ü bekleyen bir sürpriz var. O sürprizi açıklayacağız reklamlardan sonra. Hemen ardından Yazgül konusuyla devam edeceğiz. Ayrılmayın. Özgür Burcu, benim dünyaya geldiğimden bile haberi olmayan babamı arıyorum diyor. Çocukluğumdan beri hep merak ettim kim olduğunu, nasıl biri olduğunu. O evlerden birinde Esra Erol da açık. İşte o sırada o ekran başında oturan kişi bir mesaj atıyor. O çocuğun ailesi, babası biziz diye. Babanı görmeye hazır mısın Özgür? Hazırım. Özgür babasını, babası Özgür'ü öldü sanıyordu. Esra Erol 26 yıllık mucizeyi gerçekleştirdi. Baba oğlu kavuşturdu. Türkiye baba oğlunun kavuşmasını gözyaşları içinde izledi. Özgür ilk kez baba evine gitti. Babasının sofrasına ilk kez oturdu. Babam. Şu anda görmüş olduğunuz sofrada yuvası olan bir çocuk var, bir aile var, bir sıcaklık, bir yakınlık var. Anne baba olmanın ne kadar kucaklayıcı ve şefkatli olduğunu anlatan bir görüntü var aslında. Sen de o sofralardan hiç kalkma inşallah Özgür. Babamla yeni bir hayat kurmak istiyorum diyen Özgür'ü bekleyen büyük sürpriz de bugün canlı yayında Özgür'ün başka hangi hayalleri gerçek olacak? Şimdi Esra Erol'da. Sevgili seyirciler, programın ikinci bölümündeyiz. Antalya'dan kayıp kızını aramak üzere gelen Murat Acar konusuyla devam edeceğiz. 4 Ocak'tan beri kayıp olan kızı Sevilay bulundu. Biraz sonra canlı yayında olacak. Önce hatırlatmanın ardından kızı 4 Ocak'ta pijamalarıyla evden niye kaçtı? Kimden korktu? Aramadaki telefondaki kişi ona ne söyledi hepsini öğreneceğiz. Önce hatırlatma. Kızımın hayati tehlikesinden endişe ediyorum. Kızımı tehdit etti. Bak benim bağrım yanıyor. Çıkar kızımı. 4 Ocak tarihinde kayıp olan Sevilay Acar'ı arıyoruz. Kredi kartını borcunu ödemek için telefonla uğraşırken. O sıra kayıtlı olmayan bir numara aradı. Ben babası Murat dedim. Buyurun alacaklıymış gibi. Hesap soracakmış gibi. Sevilay'a verir misin dedi telefon. Tamam dedim. Bir bayan niyetinde. Kızım ayağa kalktı. Tamam. Olur tamam gibisinden. Telefonu kapattı ama kızımın rengi benzi attı. 22.03'te numara tekrar çağrı attı. Ben kafamı kaldırdım. Kızım bu numara bir daha çağrı attı diyecektim. Kızım sırra kadem bastı. Yok. Kızınız o dakikalarda evden kaçıyor. Kaçıyor. Altta pijama var. Üstünde de hırka var. Ayağında da terlik var. Terlik var. Kimliği, telefonu elimde kaldı. Kızınızı arayan Şerife isimli daha önce yanında çalışmış olduğu bir kişi şu an telefon hattında. Gizem Hanım'ın telefonundan mı aradınız? Tamam. Evet. Sevilay Hanım'ın kaybolması konusunda ne düşünüyorsunuz? Nasıl söylesem en son konuştuğu kişi benim. Ne söylediniz o gün Sevilay'a? Konum atabilir misin demiştim. Konum at. Evet aynen. Yüz yüze ne görüşecektiniz? Havada. Tehdit oluşturacak hani benim, bir şey olmalı. Normal yani havadan sudan. O 34 saniyelik görüşmende sen kızıma ne söyledin? Tehdit mi ettin?
Ne yaptın? Abi, kızıma abi, ne söyledin? Ben senin arkandayım. Geç şey, bunları. Sen babasının kızı mısın? Kimsin sen destek çıkıyorsun benim kızıma? Şerife tehdit ettiği için, kızım da benden korktuğu için kaçtı. Kızımın terlikleri de burada. Hayatınla ilgili sen bir tehdit yapmışsın ki benim kızım terliklerini burada bırakıp gitmiş. Ne söylediniz o gün telefonda? Zaten... Sık sık Sevilay'la görüşen biri misin sen? Sık sık değilim ama onlar arkadaşım yani. Tanıdığım biri. Sizden çekinir mi? Çekinebilir, evet. Bir açığı varsa tabii ki korkacak, saygı duyacak. Kızımın iş yerine İsmail'le beraber son model arabayla kızımı niye ziyarete gittiniz? Erkek arkadaşınız İsmail Bey, kız arkadaşınız Şerife. Sevilay'a ne söylemiş olabilir? O gün ne konuştular, ne yaptılar bilmiyorum. İsmail, sen kızımla 6 küsür dakika ne konuşabilirsin ya? Yani arkadaşımızdı. Bu arada telefon hattında Şerife'nin konuşmak için aradığı hattın sahibi Gizem var. Sevilay Hanım'ı tanıyor musunuz? Hayır, tanımıyorum. Daha önce de görmedim. Şerife Sevilay'a ne dedi? Konum atar mısın? Size geleyim 5 dakika dedi. Oturalım dedi. Olur tamam dedi. Kapattı telefonu. Sen de oturmaya gidecek miydin? Evet. Kaç siz defa bu kızı neyle geldin? Tehdit ediyorsunuz? Sen kaç defa beni gördün? Hiç tanımadın. Hiç görüşmediğin bir insanın evine nasıl gidip oturuyorsun ya? Şöyle söyleyeyim. Ya 34 saniye içerisinde Gizem. Kızıma ne söyledin sen? Kızım böyle korkup kaçıyor ya. Ölecekmiş gibi. Sanki ölecek, ölecek. Kızım ölümden Gizem, korkuyor. Çok ama çok önemli bir ihbar var. Gizem ve Şerife'yi çok iyi tanıyorum. 2 Ocak saat 2:30-3 civarıydı. Bir kafede olduğunuz bir yerden bahsettiniz. Sevilay'a diyorlardı. Eğer dediğimizi yapmazsan çok kötü şeyler olacak. Ya abi Gizem konuşsana, Gizem konuşsana. Benim çok... Yani bağırım yanıyor. Bir şeyler olacak diyor. Benim bağrım yanıyor. Bir şeyler olacak diyor. Benim çocuğum çıkarır. Biz yemekten kesildik, içmekten kesildik. Bütün dünyaya çıktık ya. Çıkar kızımı. Vallahi yanıyorum ya. Annem sen neredesin annem? Her şeye rağmen sen benim kızımsın. Sence kabahat ne olursa olsun sen benim annemsin. Ben bir babayım, Urfalıyım. Beni yadırgamayın. Sakın ola arkamdan kızı böyledir şöyledir demeyin. Bir genç kız var. Biz bir genç kızın hayallerini, geleceğini kötülemeyelim. Hoş geldiniz. Hoş gördük efendim. 4 Ocak'tan beri evladınızı arıyordunuz. Hatta evladınızın aile içerisinde... Kızınızın o kadar önemli bir yeri var ki ona güvendiğinizi belirtmiştiniz. Evet. 4 Ocak gecesi gelen o telefondaki arayan Şerife'nin söylemiş olduğu şey kızımın kaçmasına sebep oldu. Doğrudur efendim. İddiasında bulunmuştunuz. Öyle zaten. İddiada bulunmuyorum öyle. Kayıp olduğu günden sonra kızınızı ilk kez canlı yayında göreceksiniz. Çok teşekkür ederim efendim. Şimdi çok sağ olun. Canlı canlı bağlantımızda Caner karşımızda olacak. Antalya'dayız. Kızınız aslında Antalya Kepez'deki yaşamış olduğu evden çok da uzaklara gitmemiş. Şu anda Caner'le karşınızda. Caner, baba kızını görüyor. Siz tabii annem. Bu anları göremiyorsunuz. Duyuyorsun değil mi sen? Evet, duyuyorum. Baba. Sen benim ciğerimsin. Sen benim ciğerimsin. Bunu böyle bil. Oy annem benim annem. Seni dünyalara değişmem ben ya. Yandırırım, yandırırım. Vallahi yandırırım. Kendimi yandırırım. Olurum senin var ya. Allah seni özene bözene yaptı. Buradan herkese sesleniyorum. Herkesin kızı var. Herkesin çocuğu var. Biz baba olarak, ebeveyni olarak çoluk çocuğumuzun arkasında iyisiyle kötüsüyle durmak zorundayız. Beni yadırgayın ya da yadırgamayın. Hiç benim umurumda bile olamaz. Benim kızım evinde ya. Bu bana dünyalara bedel, dünyalara. Annem sen hoş geldin evine, hoş geldin. Kraliçem. Dün ben dedim ki benim hizmetkarım sanırım bu yanlışlığı da buradan düzeltmek istiyorum. Yani gözümün nuru demek istedim. Hani toz konduramazsınız ya. Ben o manada söylemek istedim. Tabii buradan yanlış anlaşıldımsa da affola. Kusuruma bakmayın. Siz onun hizmetkarı olabilirsiniz. Ben onun zaten hizmetkarıyım. Emin olun kızım canlı yayında. Burada milyonlar seyrediyor. Ben var ya ona toz kondurmam. Toz toz. Emin ol kıymayız ya. Pazar günü evde kalır ya. İkindiye kadar yatar. Annesi der Sevilay uyansana. Karışma kızıma uyusun. O benim annem. Sen benim annemsin. Sen benim annemsin. Kızınız benim böyle sizin. Gözlerimin içisin. Gözlerimin içi. Anladın mı bunu? Annemden sonra seni niye yerine koydum? Anladım baba. Annemden sonra niye seni yerine koydum biliyor musun? Anneler çok değerli olduğu için. Çünkü ben annemi mezara koyduğumda dünyam yıkılmıştı. 6 ay boyunca... Esra Hanım, kolum kanadım kırılmıştı. Ben oradan kızımı annemin yerine koydum. Aslında kızıma hiç sorumluluk vermiyorum evde biliyor musunuz? Ya araba aldım sırf alışsın diye. Sen benim annemsin. Ne olursa olsun.
Sen benim arkamda ol. Ben dünyayı karşıma alırım, dünyayı. Benim daha onlara sorulacak hesabım var. 34 saniye içerisinde benim böyle güzeller güzeli kızımı nasıl üzebilirsiniz siz? Nalet olsun size. Ben Şerife, senle İsmail'e nalet ediyorum. Benim kızım çok saf bir kız. İnsan bilmez mi ya? İnsan ciğerini bilmez mi? Bilir. Benim annem çok saf bir çocuk. Benim için çocuk 21 yaşına girmiş olabilir ama benim yanımda küçücük bir çocuk da. Annem, ben seni çok seviyorum. Böyle gelip senin gözlerinin içine bakarak söyleyeyim mi? Bak, milyonların gözünün önünde. Annem, seni çok seviyorum. Sen benim canım, ciğerimsin. Bunu o kafana koy. Hiçbir şey koyma. Bak, baban senin için ne kadar... Bak, geldim buraya milyonlara. Sen bunu tahmin edebiliyor muydun? Eder miydin? Soruyorum sana. Gözlerinin içine bakarak soruyorum. Sen tahmin eder miydin baban buraya çıksın? Edemezdim. Güzeller güzeli Esra Hanım'la tanışmayı, hocalarımla, böyle güzel insanlarla bu vesile oldu, biliyor musun? Böyle güzel bir ekiple, ATV ailesiyle tanıştım. Tabii ya, iyi ki gitmişsin diyorum ya. Öyle diyeyim ben. Tövbe ya, böyle çok. Yani efendim, sizin gibi çok güzel insanlarla tanıştım. Seyirci olarak gelmeyi Allah nasip etsin. Kızım, seni çok seviyorum. Yani babanın bir hatası olduysa da... Ben de seni çok seviyorum baba. Babanın bir hatası olduysa da affet. Niyetinde biz babayız. İyisiyle kötüsüyle evlatlarımızın arkasında durmak zorundayız. Bu bizim borcumuz, görevimiz. Seni çok seviyorum annem. Ve seni buraya bekliyorum ben. Tamam mı? Burada böyle sıkı sıkı sarmak istiyorum. Geliyorum, geliyorum. Seni çok seviyorum annem. Geliyorum diyor. Annem. İçinizdekileri döktüyseniz, rahatladıysanız onu sağlıklı bir şekilde, bakın, evet, sapasağlam karşınızda. Oy, benim güvenli annem bir ortamda. Evet. Yanında ekip arkadaşlarımızdan. Görüyor musun beni sen? Caner var. Sen beni görüyor musun? Onu ben seni şu anda görmüyorum baba ama hissedebiliyorum. Bak, bizim bir hayalimiz vardı seninle, değil mi? Neydi o hayalimizi, söyler misin? Burada milyonların, evet, önünde. Ne hayalimiz, ne? Herkes duysun burada bizim. Seninle güzel bir hayalimiz vardı. Ne açacaktık sana? Biz kuaför açacaktık. O kadar, bitti. Yapacağız, Allah'ın izniyle yapacağız. Sen babana, peki, inanıyorsan, babana güveniyorsan yapacağız. Ben yapacağım dediğim zaman yapacağım. Şimdi ben abinle, kardeşlerine şükür, elhamdülillah bir iş yeri açtım. Sen kaldın, yani kızlarım kaldı. Kızlarıma da açtıktan sonra... Artık Cenab-ı Allah emanetini alsa da hiç gam yemem. Çünkü niye? Şükür evlatlarıma, evlatlarımın istediği yere koydum. Sana kuaför belgesi aldırdım. Annen istemiyordu. Ben diyordum ki benim kız çocuklarım okuyacak, meslek sahibi olacak, ayakların üzerinde duracak. Ayakların üzerinde durduktan sonra baba bu müstakbel damadın olacak. Benim başım gözüm üzerine. Annem, sen babanın nasıl bir yapıda olduğunu biliyorsun. Çocukların üzerinde nasıl titrediğini biliyorsun. Biliyorsun değil mi? Her birinizin yeri ayrı ama evet, senin ama yerin ayrı burada. Sen buradasın, burada. Duydun mu? Vallahi her babanın kızıyla böyle bir ilişkisi olması, böyle bir iletişim kurmasını diliyorum. Şu anda belki de senin yerinde olmak isteyen nice kız çocuğu vardır. Baban şu anda senin ekranda, büyük ekrandasın ve yüzünü okşuyor. Yani elleri senin yanaklarında, yüzünü okşuyor. Seni gördüğü için, sağlıklı gördüğü için çok mutlu. Bu arada da maşallah, yani gerçekten Allah özene bözene yaratmış. Çok da güzel Rabbim, bir kızınız var. Rabbim seni bana var. Bağışlasın, sizi bana bağışlasın. Sekizini de bana bağışlasın inşallah. Amin. Amin. Şimdi ben bu hani içinizdeki, kalbinizdekileri, evet, dile efendim getirdiyseniz sizi böyle alacağım. Teşekkür ederim efendim. Çok sağ olun. Sevilay'a Allah razı olsun. Birkaç sorum olacak. Sevilay'cığım, öncelikle seni böyle sağlıklı bulduğumuz için çok mutluyum. Elim ayağım teşekkür ederim Esra abla. Teşekkür ediyorum yayına da katıldığın için. Kafamızdaki tüm soru işaretlerinin ben teşekkür ederim. Gidebilmesi için, giderilebilmesi için şüpheleri tek tek ayıklamamız gerekiyor. Öncelikle hani böyle bir baba kız ilişkisi herkese nasip olmaz. İnanılmaz bir an yaşattınız hem ekran başındaki seyircilerimize hem de bizlere. Böyle bir ailede, böyle bir evde niye insan 4 Ocak'ta bir telefon görüşmesiyle, pijamalarıyla kaçar? O gece seni arayan kişi Şerife Hanım
size telefonda ne söyledi? Kaçmanızın sebebi yani apar topar, alelacele kaçmanızın sebebi neydi? Bunu açıklar mısınız? Esra abla, öncelikle zaten ben onların yanında çalışırken hani onlar kıskanç bir insandı. Zaten sevgilisi de evliydi. Evli ve kendisi ayrı, Şerife de onun sevgilisiydi. Hı hı. Sürekli bir kıskançlık vardı bundan annem, yana. Annem, hani gelen lafını kesiyorum. İnsanları hep kıskanırdı. Baban senin arkanda, korkma. Tamam mı? Ben şu anda dünyayı arkama almışım, dünyamı. Sen yeter ki hiç korkma. Murat bak, sen Bey, babanı izin biliyorsun. Sana karşı Şerife Hanım'ın sürekli bir kıskançlığı vardı. Dinliyorum seni. Evet, bana karşı sürekli bir kıskançlığı falan vardı. Hani dile getirmese de gözleriyle falan anlayabiliyordum ben onları. 4 Ocak gecesi seni Gizem isimli kişinin telefonundan arıyor. Kendi telefonundan aramıyor. O telefonda 34 saniyelik yapmış olduğunuz görüşmede Şerife sana ne söyledi? Seni tehdit etti mi? Korkma annem, korkma. Esra abla, önce zaten babam açtı telefonu. Konuştu. Ondan sonra telefonu bana verdikten sonra bana dedi ki ben kafeden Şerife dedi. Bana dedi ki bana bir konum atar mısın? 5 dakika uğrayacağım, konuşacağım dedi. Buna şaşırdım yani mı bunu bu tepkisine? Söyledikten sonra ben tedirginleştim. Niye? Yani... Evet, ben çok şaşırdım ve korktum çünkü hani daha önce de kafede şey yaşanmıştı. İsmail şahıslı beyefendinin eşi gelmişti. Böyle bir tartışma yaşanmıştı. İsmail evli. Ama evliyken aynı zamanda evet, Şerife evli. İle ilişki yaşıyor. Evet. Evet. Korktun. Konum at geleceğim dediği için. Dinliyorum seni. Evet, korktum. Biraz hani biraz da korktum tabii, babam ne tepki verecek, ne diyecek gibisinden. Ha, çünkü böyle bir durum daha önce hiç yaşamadım ben. En son Şerife ile ne zaman konuşmuştunuz? Ben hiç hatırlamıyorum. Uzun gerçekten. Bir zaman... Hani oldu... kendisiyle bir arkadaşlığım dahil yok. Peki çok uzun bir süre sonra mı ilk kez seni aradı? Evet, evet. Gizem isimli kişiyi, telefon hattının sahibi Gizem'i tanıyor musun? Gizem'i zaten ben dün gördüm. Dün ben bağlanacaktım da bağlanamadım. Gizem diye birini ben hiç hayatımda hiç görmedim. İlk defa yayında gördüm. Peki tekrar geleceğim. Telefonla da aradı Şerife. Dedi ki bana konum at, geleceğim. Hı hı. Sonraki süreci anlatır mısın? Evet. Ve sen ondan sonra görüntüler de ekranda. Caner abinde de görüntüler var. O anı izlesinler. Hı. O şekilde kaçmanın sebebi nedir? Bak, aç Caner görüntüyü eğer imkanın i̇şte varsa. İşte kaçmamın sebebi kork... Bak, bu normal bir şey değil. Görüyorsun şu anda. İşte korktuğum için kaçtım ben Esra abla. Üzerindeki kıyafetler pijama olduğunu söyledi babam, ben de... doğru mu? Evet, evet, doğru. Pijama terliğim vardı, hırkam vardı. Terliğin vardı. Peki şu anki üzerindeki kıyafetlere nasıl eriştin? Hı hı. Üzerinde para yok, kimlik yok, ben, telefon yok, Esra hiçbir abla, şey yok. Şimdi ben olay günü zaten aslında ben evin sitesindeyim. Hı hı. Nereye gittiğini soracağım. Onun sabahında zaten baktım, etraf sakin, kimse yok. Hı hı. Komşumuz vardı, ismini vermek istemiyorum. O Allah gece razı olsun gittin? Kendisinden. Hani evine aldılar. Komşunun evine gittin. O gece gittin. Bir yere gitmedim aslında. Ben... Evet, komşumun evine gittim. Hı hı. Evet. Onun evinde kaldıktan sonra aklıma Şerife aramış, Şerife ile bir bağı olan İsmail var. Onu aradım ben. Hı hı. Şerife isimli kişi aşırı derecede onu kıskanç. Aradım. Bir dakika. Ona da geleceğim. Evet. Şimdi 4 Ocak'tan bahsediyoruz. Şerife seni arıyor, konum at geleceğim diyor. Bu seni tedirgin ediyor ve sen kaçmaya başlıyorsun. Çünkü bu insan aşırı derecede kıskanç. Ama uzun süredir görüşmüyorsan kıskanacağı biri olmalı. Şerife seni kimden kıskanıyor ya da o konum at geleceğim senin için niye tehdit oluşturuyor?
Seni sevgilisi yani İsmail'den kıskanıyor olabilir ben mi? Ben de aklıma... İsmail'den kıskanıyor olabilir mi? Evet evet işte ondan kıskandığı için. Ondan kıskandığı için ben de evime gelmesin diye mecburen konum atmadım ve evden gittim. Hani ailemin ne tepki vereceğini bilmiyordum. Yani İsmail sebebiyle aslında ben sana geleceğim, sen gününü göreceksin diyor sana. Evet o şekilde oluyor aslında. Siz İsmail'le görüşüyor muydunuz? Yok tehdit edecek bir şey yok sadece. Hayır ya bir de bir şey soracağım. Bu 6 dakikalık konuşmada Şerife de var zaten. Annem bunlar niye seni getirmişler ziyaret etmeye? O gece bir dakika. O gece sen komşuya gidiyorsun, komşuda kalıyorsun. Ondan sonraki yani süreci de anlat. Yani 2 saat kaldıktan sonra evin kapısına çıkıyorum. Hı hı. Peki oradan Şerife'yi aradın mı? Evin kapısına çıkıyorum sabaha kadar. Efendim? Oradan Şerife'yi aradın mı komşunun evinden? İşte bir defa tek aradım onlara. Dedim hani ne oluyor gibisinden. Zaten fazla konuşmadılar ki onlar. Peki gelseler ne yapabilirdi? Eve git dediler bana. Bir şey söyleyeceğim. Geldi Şerife. Seni de kıskanıyor ya... İsmail'den. Sen İsmail'le de görüşüyor olabilirsin. Ne yapabilirdi yani? Seni bu kadar korkutan olayı merak ediyorum ben. Şimdi şöyle bir şey var. Daha önce yeni başlayan bir kafede bir eleman vardı. Herhalde İsmail Bey'le olan bir ilişkisi mi artık bilmiyorum ne bir şey vardı. Ondan sonra işte baktım Şerife vurmuş kafasını artık küllüğü falan vurmuş cam mı ne bilmiyorum. Yani seni aslında korkutan... Ha, onları görünce... Konum at geleceğim dediğinde senin kafanda o daha önce yapmış olduğu hareketler belirince sen can güvenliğin olmadığını mı fark ettin? Evet. Ama yine de ben komşudayım diye arıyorsun. Ya hayır ne diyeceklerini bilmediğim için hani şu anda da nerede hani numaradan aradığım için hani bana da ulaşamazlar. Hı hı. Yani sana zarar verebilir miydi Şerife? Aramak istedim o şekilde. Hocam zaten psikopatmış kadın vurmuş evet, ya kül tablasını. Verebilirdi. Babana siz söyleseydi. Siz İsmail'i aradığınızı söylüyorsunuz. Aklınızda İsmail'in numarası kayıtlı demek ki. O kadar çok İsmail aramışsınız ki İsmail'in numarası telefonunuz yanınızda olmamasına rağmen kayıtlı. Şimdi... Bir de şeyi sorayım Şerife Hanım dün canlı yayına bağlandığında... Kızım sen Şerife mi? Hocam çok özür diliyorum. Sizi Gizem'in numarasından aradığınız, sizin geri dönüş olarak da yine Gizem'in telefonunu aradığınızdan bahsetti. Onlar hepsi yalan. Bu arada İsmail'in numarasını bilmemin sebebi ben kafede çalışırken... Kafede çalışırken sürekli onun numarasını verdiğimiz için ben orada ezberimde yani şimdiye kadar hani ezberimde kuvvetli olduğu için oradan biliyorum yani numarasını. Peki. Ve hani ben o kadının numarasını ilk defa gördüm. Ama seni zaten Gizem isimli gördüğüm kişinin... için hemen aklımda tutamam. Telefondan arıyor. Yani sen şu, öğrenmek istediğim şuydu. O gece can güvenliğin olmadığını düşündün. Çünkü Şerife sevgilisi, evli sevgilisi İsmail'den seni kıskanıp daha önce başka insanlara zarar verdiği için sana da gelip sana zarar verebileceğini düşündün. Peki. Evet. Şimdi hani o günü kurtardın. Sabah komşuda uyandın anladığım kadarıyla. Niye gidip babanın ailenin yanına gitmedin? Ben gidemedim bilmiyorum. Arayıp başka bir şey söylediler mi? Veya çünkü onlar hani bir kafeden de tanıdığım için iyi ayak değiller. Peki babandan korkar mısın? Ya babamdan olarak korkarım evet. Yani kaçmanın sebebini tam olarak açıklar mısın? Bak baban da benim yani birçok kişi için zan altında şu sebeple. Evet. Bu kız o gün evden kaçtı çünkü telefonda biri ona ne söylediyse babası o kıza işte zarar verecek bir eylemde bulundu. Böyle bir şey doğru mu mümkün mü? Sen tam olarak kimden ve neden kaçtığını açıkla. Ya hayır. Ben dediğim gibi hani Şerife gelip aileme... Zarar verecek veya siteye gelip beni rezil edebilirdi, saçma sapan şeyler söyleyebilirdi. Terlikleri kim bıraktı hani yalan oraya? Yalan söylemek çok kolay Sevilay, Esra abla. Sevilay terlikleri kim bıraktı oraya? Terlikleri de ben bıraktım oraya. Aslında bence köpek falan oraya atmış. Çünkü ben kapının kenarına katmıştım terlikleri. Niye komşuya giderken terlikleri bırakma gereği hissettiniz?
Yok yok, terlikleri ben sabah bıraktım çıkarken. İsmail, sanki bir çocuk arar gibi babanın anlatımı bu. İşte bahçenin içerisinde her yerde böcek arar gibi sizi böyle ağaçların altında aramış. Evet. Terlikleri bulmuşlar. Bak bir yerde anlattığınız hikaye uymuyor. Sitede olduğunu çünkü biliyor. Çünkü korkup kaçan Sevilay. Korktuğu kişiyi arayarak içinde bulunduğu durumu anlatmaz. Komşusunun evindeymiş. Gizem'den beni Sevilay'ın... Bak Sevilay, seninle ilgili dünkü paylaşımı şu. O gece Sevilay komşusunun evinde kaldı Esra Hanım. Ve Gizem'in telefonundan beni geri aradı. C bloktayım. Çıkarken... terlikleriyle oraya gitmiş. O gece orada kalmış. Komşusunun evinden çıkarken de para ve kıyafet komşusu vermiş ona. Doğru mu bunlar? Bu durum doğru ama komşumda kalmadım. Sadece bir saat onlara sığındım ben. Ama bu durumu kişiye... nasıl biliyorlar bilmiyorum. Çünkü o ben gece... hiçbir şey... Korktuğunuz söyle. Kişiye bunu anlatmazsınız. Korktuğunuz kişiye... Sığındıktan yok, sonra anlatmadım kaldığınız ben. Yer hakkında bilgi vermezsiniz. Ben zaten bilgi falan vermedim. Ben sadece dedim ki derdiniz ne benimle dedim. Hani onun haricinde hiçbir bilgi vermedim ben. Annem onlar esas derdi. Yani onu da ben sizden annem, yeni öğreniyorum. Onlar esas. Benim annem toz konduramadım. Aa Şerife. Hani seninle bir alakası yoktu kızım? Hani seninle bir alakası yoktu? İsmail Efendi, hani Şerife'yi özelden aramıştı? Ooo, şimdi bu arada, davul çaldığı Şerife... zaman halayı... Davul çaldığı zaman mendili elini alırsın ya, halayın başına geçersin. Sen şimdi halayın başındasın İsmail. Şimdi İsmail, Şerife ve Gizem isimli sen kişiler aslında o gece... He? Senin kaçmana sebep olan kişilerin tüm telefonları kapalı. Bir de yalan söylüyor. Ekip arkadaşlarımız onları aradığında ulaşamıyor. Telefonlar kapalı olduğu için. Tamamen hani lan benim için şu. Lan kurt oldun lan. Lan kızım geldi bir 40-50 gün sizde çalıştı. Kurt oldunuz, yakamıza girdiniz lan. Ne pislik adamlarmışsınız lan. Oğlum bak benim tansiyonum düştü. Vallahi şu anda düşeceğim. Düşmeyin, kurt, sakin kurt musunuz olun. Ya? Siz kurt musunuz? Esra abla babamı tutar mısınız? Annem. Sen benim annemsin, sen korkma. Oturun, oturun Murat Bey, oturun. Sen, sana toz kondururum mu ya, sen bunu biliyorsun. Sevilay, babanın sağlığı açısından endişeleniyorsun. Bu da kıymetli bir şey ama 4 Ocak'tan beri sana ulaşamayan baban ne hale gelebilir düşündün mü? Şimdi korktuğun insanlar Şerifeler. Bunun için bu kadar saklanmana değer miydi? Değmezdi Esra abla, gerçekten değmezdi. Nerede saklandın? Kimin yanında saklandın? Esra abla zaten onun sabahında benim... vardı. Kaldığım yeri söylemeyeyim de bir kafeye başladım ben. İşte biraz para kazandım. Günübirlik alıyordum zaten paramı. O şekilde kendimce bir birikim yapmaya çalıştım. Yani Sevilay'cığım şu, seni kıskanan bir kadın var. Bu kadın seni öldürebilir miydi? Ya bu kadar ileri gider miydi? Sana aşırı derecede zarar verir miydi? Yani çünkü böyle bir olayda değmez bu çünkü kadar kaçmada. Çünkü tanımıyorum fazla. Ama sen bu insanın yanında 50 gün çalışmışsın. Ama psikopatmış Esra abla. Abla, ama bak o şekilde Hanım, bilmiyordum zaten, ben dün kızım, hani olanları duyduktan benim, sonra. Efendim zaten şimdi benim kızım bunun yanında başladığı zaman bir ara o ne adı unutuyorum, hiç anmak bile istemiyorum o. İsmail. Değil değil Şerife. Efendim sevgilisi. İsmail. Şerife. Ha. Şerife beni aradı hocam. Şerife. Evet. Abi dedi siz dedi bu kıza dedi baskı yapıyorsunuz dedi. Bu kızın psikolojisi bozulmuş. Kendine zarar verebilir dedi. Ulan ben kendi kendime düşünüyorum. Ben, Murat Acar, kızlarına bu kadar düşkün bir baba nasıl kızına baskı yapar? Hemen sorayım. Emin olun, hocam emin olun. Ben günlerce kendi kendimi yokladım. Ya bu kadın durup durduğu yerde bana diyor ki, abi diyor, siz o kadar baskı yapıyorsunuz ki bu kıza. Kızın psikolojisi bozulmuş. Her gün ağlıyor. Annesine hemen diyorum. Hemen soralım. Ailenden, özellikle de babandan sana yönelen bir baskı,
O gün babanda telefonun varmış, kredi kartını ödeyecek artık. Senin kredi kartı mı, babanın kredi kartı mı bilemiyorum. İşte maaşını kullanma, seni sürekli çalıştırma, hayatını, yaşamını kısıtlamayla ilgili bir baskı görüyor muydun? Kaçmanın sebeplerinden biri bu olabilir mi Selia? Esra abla, yok Esra abla şimdi şöyle söyleyeyim. Babam o kadar çok değer verdiği için, bir de ilk göz ağrı olduğum için. Hı hı. Hani kısıtlaması, hani ben bu dönemde normal buluyorum. Hani tamam şu anda ben bir anne değilim ama yarın öbür gün bir anne baba olursak öyle anlayacağız. Bir kısıtlanma söz konusu. Yani kısıtlamamız yok Esra abla, hayır. Kısıtlama sadece hani etrafta, çevrede olan şeylerden dolayı bir kısıtlama var. Sen o gün baba beni bu Şerife isimli kişi tehdit ediyor, buraya geleceğini söyledi desin. Baban çocuğum ne tepki verirdi? Biri bu ya. Sana mı kızardı, seni mi korurdu? Yani çocuğumu nasıl üzebilir efendim? Yani tamam. Empatik olun benimle. Var, bu kız bunu sana söyleyemiyor. Yani ben dobra söylüyorum. Tamam, ben de soruyorum. Baba bu Şerife beni aradı, hatırlıyor musun, eski patron benim. Arada konum at dedi, bu kadın garip biliyorsun. Eve gelmeyi düşünüyormuş deseydin babandan. Baban sana ne tepki verirdi? Esra abla, o dakika ne olacaktı bilmiyorum ama hani babama zarar gelmesini istemiyorum. Kanı beş para etmeyen bir insana değmezdi yani. Baban seni korur muydu? Yani evet korurdu. Annem, tabii kızardı da korurdu. Annem ben burada o İsmail'le Şerife'ye hesap soracağım. Lan kurtlar, hani yersiniz ya o pis leş kurtları. Buraya geleceksiniz ha İsmail. Gel abi, bak ben milyonların yanındayım. Sen de gel. Benim kızımı buraya getireceğim. Bu kurt olarak burada bir düşün yakamızdan ya. Bir kurt ilacı var ya, kurt ilacını serpersin de ölür. Bir düşer. Abi burada serpelim o kurt ilacını ya. Kurtulalım sizden ya. Ulan siz kemiriyorsunuz adamı. Selam veren sizden kurtulamıyor. Ya bir günah mı işledik bizim kızımız 40-50 gün sende çalıştı. Ulan sen de bizdensin dedik. Sen de aynı şeyi taşıyoruz yani. Örf ve adeti taşıyoruz. O da mı Urfalı? O Diyarbakırlı. Çok değerli. Aynen, evet alakası. Efendim. Hayır, bunun memlekette bir alakası yok. Hemşiricilik vardır ya, o yüzden. Yok efendim, aynı hayır. Aynı memleketten olunca böyle bir daha. Hayır. Sen çünkü İsmail'den bak. Bu arada baban sen İsmail'den dolayı Şerife'nin ateş olsa cırmı kadar yer yandırır. Maruz kalıyorsun. Bir laf vardır, çoktan çok gider, azdan az gider. Hayır. Ya baban sen kaybolduğunda kimden yardım istiyor? İsmail'den. İSO'dan istiyor. İlk kimi arıyorsun? İsmail'i arıyorsun. Yani seni kurtaracak olan da İsmail. Babanın şöyle bir ifadesi var mülakatta. Bu İsmail evimize geldi. Merak etme, kızın buralarda, ben onu bulacağım diyor. Bulacağım, evet. Baban niye İsmail'den yardım istiyor siz bunlarla görüşmüyorsanız? Çünkü Şerife'den dolayıdır Esra evet. abla. Çünkü Şerife Doğru. en son aradığı için... Şerife'nin evet. de erkek arkadaşı olduğu İsmail için olduğu ondan için. Dolayı babam aramıştır. Şerife... Yani kim olursa olsan... Hani kim olursa olsun bunu duyar. Neden Anladım. Şerife o gün aradı? O da mesela işten çıkıyorsunuz, istifa ediyorsunuz. Aylar geçiyor, bir gün telefonda konum at diyor. Seni kıskandığını iddia ediyorsun. Niye? Şimdi ben de buna şaşırıyorum zaten. Kıskanmasını gerektirecek bir olay mı oldu? Annem, bir şey daha söyleyeyim. Hayır. Benim onlarla kızım, bir ilgim yok. Kızım, Allah bak Allah. Babandan... Korkma, biliyorsun. Peki, ben Murat, ha sana Murat zarar Bey. Vermişim, ha kendime vermişim. Murat Bey, hiç tedirgin hocam, olmayın. Şu an Caner'in yanında. Caner, siz yola çıkıp buraya kızım, geliyorsunuz o telefon, zaten. Bir telefon mevzusu var. İsmail sana bir telefon Murat vermiş. Murat Bey, yarın konuşuruz. Şimdi yola çıkıyorlar. Saatte 18-14 hatta. Caner, şu anda yola çıkıyorsunuz. Sevile'yi buraya getiriyorsun. Babayla evet, da buluşacaklar. Evet, yola çıkıyoruz. Evet, baba da hiç merak etmesin. Sevilay bize emanet. Aslan abi, dediğiniz gibi yola çıkıyoruz Esra Hanım. Caner kardeşim, sen çok yaşa. Yarın da babayla kızı buluşacağız. Çok sonra. Yaşa sen. Allah razı olsun abi. Çok teşekkür ederim teşekkür sana. Teşekkür ederim. Hepimiz Murat Bey de kendi kendine gidiyor. Hayır, Murat Bey görüşürüz yarın. Tamam efendim, çok tamam teşekkür ederim. Kusura bakmayın, vallahi heyecanlandım. Yüzünüz gözünüz canlandı. Kan geldi yüzünüze. Emin olun, şu anda ilk işim gidip yemek yiyeceğim ya.
Yemediniz vallahi mi? Yemem. Doğru dürüst yemek yememişim. 4 Ocak'tan beri yemek yemiyor muydunuz? Emin olun. Yani bayılmamak için yemiyorum ya. Vallahi bayılmamak. Ben çok dirençli bir insanım. Çok badereler atlattım efendim. Ben hayatın çemberinden defalarca geçmiş bir insanım. O şekilde kendimi yetiştirdim. Ya Murat Bey, tadımız yerindeyken size özel bir soru sorabilir miyim? Tabii ki, buyurun efendim. Hazırlasınlar. Bugün hani artık kızı bulduk, kızını gördük. Gayet de keyifli. Bakın yüzü de gülüyor. Evet. Şimdi siz dün bir ara... Tabii ki o acı o kadar ki bir anda üstünü böyle gömleğini parçaladı. Var o görüntü evet, ekranda. Evet efendim, bağrım yanmış bakın, ya. Bakın, bakın. Abi gel şöyle tam karşıma gel ki. Şimdi bu arada burada... Ya seyircilerimiz yani, o kadar... gülebilirsiniz ama Rabbim yok. Kimseye hayır, evlat hayır. Acısı vermesin. Ya bir şey söyleyeceğim. Yani... Hayır hayır, sakın buna değil. Sakın yanlış anlamayın. Evet, estağfurullah. Dün bunu acıdan yaptınız. Bugün evet. Keyfimiz yerinde ve kızınızı buldum. Şükür ve efendim, elhamdülillah. Geleceği için... Çok rahat olduğum için gösteriyorum. Eyvallah. Yalnız seyircilerimiz şunu sormuşlar. Evet. Abinin hiçbir düğmesi kopmadı. Gömleğinin markası ne? Biz yani de... onu bilmiyorum. Onu... Ya da hanım üzerinden dikti mi? Yok vallahi hanım dikmemişti. Gömlek, şey, onun, düğmelerim zaten dikilir de. Hayır yani şu buradaki altın kural şu mu? Demek ki gelen düğmeler tekrar dikiliyor. Yani... Nasıl anlamadım ben? Pardon. Abi şimdi normalde böyle yaptığında yırtılır ya evet. Düğmeler, kopar. Sizinki kopmadı. Yok efendim, düğmenin delikleri yırtılmıştı. Ay hala duruyor. Ya. Ya hadi gidin, güzel yemek yiyin. Teşekkür ederim. Çok sağ olun efendim. Çok sağ olun. Vallahi sevgiler bak evet. Annele çocuklar. Ya acının içerisinde mutlu sonu olduğunda, bu sevinç olduğunda araya böyle tebessüm edebileceğimiz anlar da çıkabiliyor ama söz konusu çocuklar olduğunda ebeveynler tabii ki ben saçımı başımı parçalarım. Ben inanamazsınız, bir cennet mahallesi yani. Söz konusu çocukların güvenliği ise, onların sağlıklı bir şekilde ona ulaşmaksa her şeyi yaparlar. Sevgili Ayda gelsin. Bu güzel konumuzda anne, baba ve kız buradan inşallah ayrılsınlar. Yazıcı Özgür Burcu ve kardeşi Aleyna geliyor. Özgür Burcu, benim dünyaya geldiğimden bile haberi olmayan babamı arıyorum diyor. Çocukluğumdan beri hep merak ettim kim olduğunu, nasıl biri olduğunu. O evlerden birinde Esra Erol da açık. İşte o sırada o ekran başında oturan kişi bir mesaj atıyor. O çocuğun ailesi, babası biziz diye. Babanı görmeye hazır mısın Özgür? Hazırım. Ramazan Bey geliyor. Babanın yüzüne bak bak. Aynı sen. Baba. Aynı sen baba. Buldum seni. Bugünden itibaren bir babam var. Şimdi bulunmuş olduğun bina babanın çocuklarıyla beraber yaşamış olduğu, ailesinin olduğu bina. Birazdan Özgür sıcak bir sıcak yuvasına girecek. Esra Hanım şunu da söylemek istiyorum. Özgür bana kızacak ama işle ilgili problemleri var ama bunu söyleme dedi. Söyleyeceğim. Çalışmadan ne iş yapıyor olmaz. Özgür Caner? Yani milyonlarca insan bizi izliyor. Ne iş yapıyordun? Ben turizm sektöründe de çalıştım. Yani ne iş olsa yapıyorum ben Esra Hanım. Bu konudaki tüm ihbarları ve çağrıları da alırız. İnşallah o fırsatta Esra Erol da seyircilerinden bir işlerimizden gelir. Evet Esra, biz yavaş yavaş girelim. Hepsi seni heyecanla bekliyor. Kız kardeşi Aleyna ve anne Huriye Hanım. Hala, Orhan Bey'in kardeşi. Çok şükür yavrum. Diğer bir kardeşin daha var, ekrana çıkmak istemiyor. İstiyorsan bir gör, orada seni güzel. Bekliyor. İyi ki geldin. Halanın oğlu. Hoş geldin.
İnanılmaz bir an sevgili seyirciler. Şu anda evin içerisinde 20'den fazla kişi var. Biliyor musunuz? İlk gördüğümüzde neler hissettiniz Özgür'ü? Bir anda kanımız kaynadı zaten, yani içimiz ısındı. İyi ki geldin, iyi ki buldun babanı. Baba içeride bekliyor bizi. Bak. Esra Hanım'ın çok selamı var. Şu an görüyorlar seni. Ağlama artık. Yaşadığını bize bırakır mı peşin? İmkansız. Huriye Hanım, onun bu adımı bize mesaj atması bugün baba oğlu yan yana getirdi. Ramazan Bey de sor, Akın soyadını vermek istiyor mu? Ramazan amca, soyadını vermek istiyor musun Özgür'e? Değil mi? Özgür Akın olsun. İnşallah. İnşallah değil mi? Bir yemek masası var. Yuva olduğumuzu aynen ve aile olduğumuzu da gösterir. O masaya yavaş yavaş da geçelim mi? Sevgili Özgür, seninle bu yayını yapıp o aile sofrasına oturturken diğer tarafta Caner'in bana vermiş olduğu inceden mesajı aldım ben. İş aradığını söylediler. Telefonlarımız kilitlendi Caner. Diyecek bir şey bulamıyorum ki. Ne diyeyim? Yemekte neler Esra var? Esra Hanım evet. Ramazan ay amcanın sofrasına hoş geldiniz. Yemekte mercimek çorbası. Gel yapayım bir tane gel. Mercimek çorbası, Rus salatası. Niye Türk salatası yapmadın? köfte, turşu, Karadeniz köftesi. Karadeniz köftesi. Pilav, fasulye. Ha, Karadeniz köftesi, tamam. Şu anda görmüş olduğunuz sofrada yuvası olan bir çocuk var. Bir aile var. Bir sıcaklık, bir yakınlık var. Anne baba olmanın ne kadar kucaklayıcı ve şefkatli olduğunu anlatan bir görüntü var aslında. Sen de o sofralardan hiç kalkma inşallah Özgür. İnanılmaz bir andı. Bugün bu koltukta sevgili Özgür Burcu kardeşiyle beraber oturuyor. Ben görüntüler ekrandayken sordum. Dün geceyi nerede geçirdin? Evde geçirdim. Babamların evinde geçirdim. Baba evinde geçirdin. Evet. Şahane. Dün Caner dedi ki ya aslında Özgür'ün bir işe de ihtiyacı var. Bunun üzerine telefon attığına sayısız mesaj geldi. Sana iş vermek isteyen insanlar gerçekten birbirleriyle yarıştılar. Öncelikle çok teşekkür ediyorum tüm Esra Erol'da izleyicilerine. Ama bugün telefon attığında Sancaktepe Belediye Başkanı Sayın Şeyma Döyücü var. Başkanım selamlar, saygılar. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar Esra Hanım. Hayırlı yayınlar diliyorum. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Dün sizin adınıza yardımcınız mı mesaj attı bilmiyorum ama belediyenizden de biz Özgür'e iş veririz mesajı geldi. Evet. Evet, şöyle oldu. Ben anlatayım isterseniz. Tabii. Şimdi ben belediyede mesaideydik, çalışıyorduk arkadaşlarla. Bir haber geldi. Başkanım ATV'yi açsın, Esra Erol'un programını açsın diye şaşırdım. Hı hı. Bizim çalışan arkadaşlarımızdan birinin akrabası ağlayarak aramış. Ya. Özgür'ün hikayesini anlatmış ve demiş ki Sancaktepe'de oturuyorlarmış. Başkanım duysa buna mutlaka sahip çıkar demiş. Bize iletti. Biz de programımızın sonuna şöyle bir göz atabildik. Özgür kardeşimizi de çok sevdik. Oradaki o hikayesinden de çok duygulandık. Özgür kardeşimizin inşallah belediyemizde önümüzdeki hafta bekliyorum gelsin. Hemen işe başlatacağım ben onu. Şöyle bir şey de oldu. Tevafuk. Özgür Çorumlu'ymuş galiba, doğru mu? Evet, Çorum'da yaşıyordum. Heh, ben de Çorumlu'yum. Çorum'dan da mesajlar geldi bana. Özgür'ün ne kadar pırıl pırıl bir çocuk olduğunu, ay ne güzel, annesinin tedavi sürecinde nasıl ilgilendiğini, hatta sosyal yardım anlamında teklif götürdükleri halde benim ihtiyacım yok, daha çok ihtiyacı olan birine verin dediklerini söyleyince de benim gönlüm daha da ferahladı. Biz de inşallah Özgür kardeşimize
sahip çıkacağız her anlamda. Çok teşekkür ediyorum. Özgür, önce sen başkanıma ne söylemek istersin? Çok teşekkür ederim kendisine. Allah razı olsun. Yani şimdi hem Çorum'dan gelen mesajlar hem de yayın aracılığıyla valla takdir sizin, gerekli incelemeyi, onun için en uygun olan iş alanını siz verirsiniz. Biz vesile olduk, aracı olduk. Bundan sonraki süreç artık hem belediyede hem de Özgür'de. Çok teşekkür ediyorum desteğiniz ve duyarlılığınız için. Bu arada şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Belediye başkanlığında kadın olmanın yeri de ayrı sanırım. Öyle. Yani İstanbul'un tek kadın belediye başkanı olarak görev yapıyorum şu anda. Ne güzel. Ve bu hassasiyetleri de, yani Sancaktepe'de yaşayanlar bilir. Böyle evlatlarımıza elimizden geldiği kadar sahip çıkıyoruz. Onların güzel bir hayatı olması anlamında gerek belediyemizde gerek ilçemizdeki tüm iş yerleriyle irtibatlarımız var. Onları yerleştiriyoruz. Çok düzgün bir hayat yaşasınlar istiyorum. Aynen öyle. Mühim olan kazanmak. Çok teşekkür ediyorum. Sancaktepe Belediye Başkanı Sayın Şeyma Döücü telefon hattındaydı. Özgür, hem memleketlim hem de iş arıyor. Sancaktepe bölgesinde yaşıyor. Biz belediye olarak bu işi vermeye hazırız dedi. Sanırım hatta bir problem oldu. Çok teşekkür ediyorum. Tekrar huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Baba Ocağı var artık. Evet. Bulunduğum bölgede güzel de bir iş yapıp alın terinle çalıştığın sürece İnşallah. Hayat hep senden yana olur. İnşallah. Çok teşekkür ederim size de. Sizin sayenizde oldu. Ya dün gece sabah uyandığında kalabalık bir sofraya, kahvaltı sofrasına mı uyandın? Uyuyamadım ki. Ha? Uyuyamadık ki daha. Uyumadınız mı? Daha hiç uyuyamadık. Diğer kardeşinle aranız nasıl? O ekranda gözükmüyor. O da çok ciciymiş. Hepsiyle çok iyi. Gerçekten hepsi çok iyi insanlar. Bir erkek kardeşin daha var. Evet. Ev bir an doluyor. Boşalıyor, tekrar doluyor. Herkes seni görmeye mi geliyor? Şimdi gittiğim zaman kim göreceğiz bilmiyorum. Yani bu arada Huriye Hanım sürekli bir sofra kurup kaldırıyor değil mi? Evet. Sizde nasıl hayat? İnanabiliyor musunuz bu yaşananlara? Biz çok mutluyuz. Bir yandan da heyecanlıyız. Yani duyguları biz de tarif edemiyoruz. Ay. İnsan şunu üzülüyor değil mi? Nasıl bunca zamanı biz ayrı geçirdik diye. Belki bundan sonra çok daha sıkı telafisini yaparsınız. Benim için dediğim gibi acıyla, öfkeyle, Özgür lütfen ayakta kalmayın. Acıyla, öfkeyle, kızgınlıkla başlıyor buradaki tüm hikayeler. Ama biterken şu mutluluk gözyaşları ve o mutlu son bizi çok motive ediyor. Birçok sorunu çözmek dileğiyle ne dedik? Nefes aldıkça umut hep var. Siz sadece vazgeçmeyin, bizi arayın. Biz her türlü sorunda sizlerin yanında oluruz. Çünkü yalnız değilsiniz. Yarın tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Nefes aldık çoğu hep var. Yalnız değilsiniz. Allah senden razı olsun. Allah seni kimsenin başından eksik etmez. Nefes aldıkça umut hep var. Seni çok seviyorum. Ben de seni. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.